Çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Kendinize söylüyorsunuz bu cümleleri. Çok ayıp oluyor. İnsan aynaya bakıp kendine seslenmez. Babosuz, babu, babu. Babosan, babosan. Son iki, üç, dört. Ne olur, ne olur, ne olur.
Üç gündür. Ladies and gentlemen. Mını. Üç gündür araştırma yapıyorum. Klip çekeceğim. Hangi parçaya çekeyim, hangi parçaya? Yemin billah ediyorum. Bütün hanımlardan gelen mesaj, eşarbını yan bağlama. Enteresan. Yemin ediyorum bak, vallahi billah. Ben bu türküyü öylesine okudum yani, öylesine. Niye öylesine okudum? Yani çok kötü bir türkü, hayır. Hoşuma gittiği için okudum. Bir de kısalttım, bu çok uzun. Böyle Arap sakızı gibi uzuyor. Arap sakızı yalelisi gibi. Ne sakızı lan? Ha. Yani Arap yalelisinden sakız biraz farklı da. Efendim, başta hanımefendiler olmak üzere. Bu programın bu gece birinci olması için bir iddiaya girdik. Bu program birinci olur diye. Çünkü biz bazı programları hep altımızda bıraktığımız için, söyleme sahip olmasın. Sizler önce, sizlerin sayesinde, önce Allah'ın, sonra sizlerin sayesinde. Bu program birinci olur. Bakalım bu hafta bizi geçecek misiniz? La geçeceğiz. Bu hafta da geçeceğiz. Bir dahaki haftada da geçeceğiz. Bir daha gelirse hafta onda da geçeceğiz. Hatta bir hafta sonra gelir onda da geçeceğiz. Yani. Çünkü bu program samimi program. İçten ve yürekten bir program. Do you understand? Yeah. Şimdi. I am for Erbil, gömlek, ne diyorlar? Bizim şeyimiz oluyor. Bayımız adamın hiçbir şekilde bizim bayiliğimize ne ihtiyacı var? Yani öyle bir şey, bize bayilik açtığı şeyin bahşiş veriyor onu. O yaptığı masrafı bahşiş olarak dağıtıyor. Öyle bir yürek zenginliği ve para zenginliği var. Fakat adam İbrahim Tatlıses hayranı. Kendi biraz daha şişman geliyor. Kendi ölçü alıyor öyle. Muhakkak Erbil'de ben bir dükkan açacağım. Bayi olacağım diyor ve bayi açtı. Nasıl satıyor mu? Ah peki, teşekkür ediyorum efendim. Ladies and gentlemen, şimdi aynı sizin gibi birini çağırıyorum. Özür dilerim. Yani zayıflamamak sizin elinizde. Veya zayıflamak da yine sizin elinizde. Ben bak, 2 kilo fazla var, geberiyorum vermemek için. Evet beyefendi, kemancı beyefendi, kilo başına 200 dolar. 200 mü 300 mü? 200 dolar veriyorum dedim. 10 kilo verse 2000 dolar vereceğim. Gene abi, bir kaç kilo verdin? 2 ay oldu ya. 3 ay da oldu. Hala 3 kilo mu? 2 günde veriyorum ben. Efendim. Fellini geliyor huzurlarınıza. Federico Fellini demiştim ben tanıtımlarda. İşte geliyor. Osman Yağmur Dereli. Osman Baba. Dedi ki bana, ya İbo'cum dedi, tanıtımlarda bir şey söylüyorsun benim için. Senin Türkçen mi bozuk, benim kulağım mı bozuk? Ben anlayamıyorum ne diyorsun. Ne anlayamadın? Frederico Blalot yaptı. Annenin bizi iyice gittik herhalde. Bu ne demek istiyor? Acaba hakaret mi ediyor, küfür mü ediyor, ne oluyor? Eğri mi koydular? Düzeltiyorum. Biraz eğri, simetri biliyorsun ben de. Şeref asistanların taktı valla. Mendil sende varmış, oradan. Evet, buyurun. Ben bunu anlayamadım arkadaş. Hakaret mi ediyorsun, ne diyorsun? Herkese iş adamı, milletvekili, politikacı falan, bana ne... Nasıl adamsın lan dedi. Federico Fellini diyorum sana dedi. Vay be. Vay. Urfa'dan bugünlere. Mami nasılsın? İyi misin? Efendim. Tanımayanlar olabilir. Federico Fellini kimdir? Biliyorsunuz dünya sinemasının en ünlü yönetmeni. Bu yapımcı olarak onu koyduk. Carlo Ponti diyecekti bana aslında. Carlo Ponti? Sofia Loren'in kocası. Esin'in evet. Amerika şeyi. Evet. Öyle bir durum var. Buyurun abi, seni şöyle alayım. Çok teşekkür ediyorum. Osman böyle mi oturursun?
Ece Gürsel nereye oturacak oraya göre? Ece Gürsel. Onu yanına mı çökeceksin? Şöyle oturayım ben ağam. Onu da senin yanına mı alayım? Sen bilirsin. Aslında iki tane bayan var. Oraya alayım seni ortaya. Neyse. Ne diyor, öyle mi geçeyim? Yok yok, otur otur. Mehmet Ali de böyle gelsin. Geldi mi Mehmet Ali? Gelmez mi ya? Geldi mi? Evet. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu Mehmet Ali neci? Yani ünlü bir komedyen midir? Ünlü bir şovmen nedir mesela? Mesela Mehmet Ali Erbil dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Şovmen. Kaç numara? Belli oluyor, adam göndermiş buraya. Sayın seyirciler, gel Cano, gel Cano buraya, gel Cano, gel Cano. Görüldüğü gibi Mehmet Ali'nin adamları var burada. Programa gelmeden adam kiralamış, buraya göndermiş. Bir numara, bir numara. Benim bildiğim 10 numara. Evet, ben de öyle biliyorum, 10 numara. Mehmet Ali geliyor, Mehmet Ali. Ha, niye arkanı tutuyorsun? Anlamadım. Allah korusun, ne olur ne olmaz. Bu zamanda kimseye güvenmeyeceksiniz. Herkese arkanızı dönmeyin. Ben senin kardeşinim. Selamun aleyküm. Merhaba kardeşim. Öpeyim Allah, dayıcım. Allah ömürler versin. Ben Mehmet Ali Gürsel. Bilmem size bir şey hatırlattı mı? Hatırlatmaz mı? Ece Gürsel'i tanır mısınız? Tanırım, onun babası mısınız? Halasının kızıyım. Halası. Ünlü iş adamlarımızdan. Öyle mi demişsin benim için? Ünlü iş adamlarımızdan. Tabii koskoca şeyler, shopping center'lar bizim kadar vergi vermiyor. Evet. Vallahi. Evet. Yalan mı? Aynı fikirdeyim vallahi. Koskoca. Seni tek tutarım ben. Vallahi bilmem. Gel kardeşim şöyle yanıma. Gel. Biliyorsunuz efendim, vergi rekortmeni. Ayıptı söylemesi sizden sonra. Ama İbrahim Bey'in ki dağınık kurumlar var. Dükkanlar var. Holding. Holding, holding. Zaten biz, normal biz, şartlarda. Biz ne oluyoruz? Küçük esnaf. Küçük esnaf. Zanaatkar. Küçük esnaf. Efendim, ilerleyen dakikalarda 1994'te ne yapmışız? 1988'de ne yapmışız? Beyefendileri İbo Show'a çağırdığımda o zamanlar sallamışız da sallamışız. Bugün onları seyredince... biz ne yapmışız da dedim kendi kendime. İlerleyen zamanlarda efendim bunları göreceğiz. Ve şimdi Türk sineması yok. Podyum. Yok. Ya sen ne dersen de ya, yabancı mıyız ya? Ya bir şey yok. Ünlü iş adamı de ya. Ünlü politikacı de. Ünlü iş adamı de. Yok. Hayır, ne dediğimi unuttum. O anda tanıdığımda yazdım da. Ünlü politikacılarımızdan kim? Politikacı oldu. Seren Serengil diyorlar, politikacı diyorum. Nereden bir eski politikacı değil mi o? Evet. Seren'e Serengil'e geliyor. Seren Serengil'e geliyor. لأهلك وأصحابك لأنهم كلهم في سعادة لهذه النهاية. أنا في حالي وأنت في حالك. Ben bu kapıdan kaç kez döndüm, kaç kez yanıp da kaç kez söndüm. Değerimi bilmen için gitmem mi gerek, silmem mi gerek, ölmem mi gerek? Değerimi bilmen için gitmem mi gerek, silmem mi gerek, ölmem mi gerek? Habibim ağam, شفت عذاب وألم حب كبير دمني وصار أوهام حبيبي خلاص وده للأحلام
مش ممكن يا حبيب عقلي الكبير تعب وجرحي غريب فات الأوان قلبي ودع النصيب انت في طريق وانا في طريق بكا وقرار هيتش بتمدي كي سبش ملان يتمدي كي بزين اكي سنجلي دوس بلي kalamadım ki Yani Osman, sevişmeler de yetmediyse... Yani bir şarkı söyledi, üçümüzü de mahvetti. Yarısı Arapça, yarısı... Of! Of! Yani bu kadar romantik bir şarkıyı bu kadar katledemezsiniz yani. Mehmet Ali yaptı, beni düşürüyordu neredeyse. Ama şimdi dehalli hotteli kudel hemel hevele yani. Ya habibi ya. Ama bütün Fas gazetelerindeyim. Bak burada kıymetimi bilemediniz, orada meşhur olduk bu şarkıyla. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, evet. Herkes dünyaya açılıyordu ama ben açıldım işte inşallah. Güzel haberlerle yakında... Nerede çıktı anlamadım dediniz. Bütün de. Fas gazetelerindeyim Fas, İbrahim Bey. Fas'tan evet. Yani. Çünkü Faslı bir şarkıcıyla bu düeti yaptık. Şimdi de getirecektim, unuttum gazete yanımda. Ama birinci sayfa, ikinci sayfa ve üçüncü sayfa bu şarkının sözleri ve benden hep bahsetmişler. Hakikaten çok çok güzel bir şarkı. Bakmayın şimdi. Oradaki adamdan bahsetmemişsin. Tabii ki senden diyecek. Hayır, yani. Türkiye'nin adam... güzel kızlarından birisin. Teşekkür ederim ama şarkı da çok güzel bir şarkı. Yok, şarkı çok romantik. Ben onu söyleyeyim. Ama Mehmet Ali tabii şey oldu. Şarkının güzelliğini... Sensiye gel evladım, sensiye gel. Nihavend güzel bir şarkı. Yani. Şarkı Nihavend biliyorsun. Lel reklamlar lel 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 reklam. Thank you.
dilinden bu şarkı düşmesin. Dilin söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutluluğum yeter. Kimse dolduramaz, ah inan yerini. Bu şarkı da aşkımızın yemini. Hiç düşünmem Ecnun, muyum deli. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Sizlere bu akşam bir konser vereceğiz. Bakın, bunu Osman özellikle dedi ki, Allah'ını seversen bizi bu akşam bitir. Seren Serengil dedi ki, Allah'ını Rabbini seversen bizi bu akşam yitir. Biri dedi bitir, biri dedi yitir. Mehmet Ali dedi ki, bizim canımızı yettir. Götür. Götürü şey söyledi. Ece. Ece. O nedir o Ece? Yanında duydum. Duydum. Yanında durdum diyeceğim. Allah cezamı verir. Abi dilim de. Ece. Mikrofonsuz olmaz. Mama. Ece. Ece geliyor gece gece. Osman abinin akrabası. Evet, evet. Boyu boyuna, posu posuna demek ki çekmiş. Efendim! Bizim Hıncal abinin akrabası, çok severiz biz. Kimin? Hıncal abinin. Hınç al. Kızın arkasından konuşmayın. Şimdi o gelince yüzüne konuşun. Evet, ben Hıncal abiyi çok severim. Aman ha, Galatasaraylıdır. Abi şimdi Ece'yle... Sen tebrik et, önce bizi tebrik etsin.
Yo, Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri tebrik ediyorum. Bilenin hakkıyla şampiyon oldular. Bir takım konuşma ki... abicim, konuşma. Öyle ağzını mağazı şey yapma. İçinden de söylemiyorsun. Şampiyon oldular. Daha olmadı, karışma sen. Sana oldunuz ne? Maşallah ulan. Olmadık. Sana ne kardeşim? Şimdi evet. Bak kardeşim, bir takım ki yense rakibini şampiyon olacak ve yenemiyor Beşiktaş. O zaman Fenerbahçe'nin hakkıdır. Ananızın aksütü gibi helal olsun. Ben bu akşam ve yarın akşam Ece Gürsel diyorum abiciğim. Başka tanımam. Bu akşam tamam da yarın akşam ne oluyor? Bir yarın öbür akşamın günahı ne? İboş onun şeyi var. Bismillah. Alkışlar mıyız efendim? Mikrofon çek. Oğlum ne güzel kokuyor. Ne sürmüş bu ya? Düzce tütün. Bolu Çam Kolonyası. Eskiden Düzce tütün vardı bilir misin? Evet. Düzce tütün. De... Evet. Bolu Çam Kolonyası. Balıkesir. Esmer miydi? Neydi o? Yok. Eyüp Sabri şey. Onlar daha yeni o. Var o. Bana böyle, Michael Kors gibi geldi ama. Hele bak nerede? Hele bak nerede? El nerede? Bu ne olacak? Pardon. Allah. Siz yanmamışsınız daha. Yalnız var ya çok kulaklarımı çınlattınız. Evet. Sevgili Mehmet Ali. Yo ben değil Osman abi. Hemen arkamda. Nasılsınız? Hemen sallıyor aman. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Abi, kaç santim bu şeyiniz? Heyecanlanıyorum sizin karşınızda. Neden? Sana ne? Yalnız bütün kızlara heyecanlanıyorum. Hayır öyle bir ambiyans var ki. Ben 3-4 haftadır. Çok garip. Ben bu heyecanlı değilimdir normalde. Ece amcalar konuşuyor. Pardon efendim. Ben bu İbo Show'un hastasıyım. Hiç kaçırmam. İki elim kanda olsa seyrederim. Zaten seyretmek mecburiyetindeyim. Reklam arasında arar sorar. Fırça atar. Seyretmiyorsan yandın. Bu 3-4 haftadır mankenleri alıyorsun. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor onu anlayamadım bu. Kadro yapıyor. Manken. Her hafta bir manken. Ne kadrosudur bu? Yakında gömlek defilesi var. Bak Deniz Akkaya'yı hatırladım. Vardı. Ondan evvel o kulaklarını yapıştıran kız vardı. Şebnem Şefir vardı. Bir dakika. Tek baştan say. Şimdi. Baştan say Allah aşkına. Deniz Akkaya'yı hatırlıyorum. Geç onu kardeşimiz. Kulağını yapıştıran kız. O amcamın kızı. Tuğba neydi? Özay. Yok Tuğba Özay vardı. Değil şey o. Neydi Duygu Ankara. Yok rahmet olsun ona. Şebnem Şefir. Şebnem Şefir vardı. Didem Uzel. Didem Uzel. Bütün mankenler. Niye doğa arkadaş? Bekleriz. Sıkıyorsa şeyi Vahey Kılıç Arslan'ı al. Evet. O da manken. Evet. Niye almıyorsun? Atilla Saral'ı al. İsmet Özhan al. 2 metre boyunda. Niye almıyorsun? Evet. Şimdi abicim pala bıyıkları ben ne yapayım? Bıyıkları yok. Aslan gibi delikanlılar. Süt gibi çocuklar. Ne evet. Bunlar da kaymak gibi kızlar şimdi. Şimdi sen bu kızlardan ne istiyorsun abi? Ki oturalım şarkı söyleyelim. Evet eğlenelim. Biz bunu konuşmaya geldik. Evet. Bir de kızlar sallanıyorlar. Bu gece uzar. Bu gece uzar. Uzayacak zaten bu gece sabaha kadar. Bu gece uzun olacakmış. Evet. Siz az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki buyurun. Ne bir şey bir ilk geldiğinde bir şey söylediniz. Michael Kors dedim. He? Ne dediniz? Ne? Ne anlamadım. Ney? Siz anlamazsınız kızım parfümüne laf ettiniz. Parfümle alakalı evet. Michael Jackson mı? Bir dakika. Ne? Araba markası mı bu? Bir dakika Mehmet şimdi başka bir şey var. Sen önce yanlış odasına var. Gidip konuştun mu ne olduğunu? Hangi? Hayır konuşma demin merhabalar. Kokusundan anladı kokusu sen. Kokusunu. Yani burundan. Değil yok. Başka çok bir şey ama benziyor. Çok benziyor doğru. Neye benziyor? Sizin tütünle benzettiğiniz kokulardan bir tanesi. Çok güzel. Efendim bu anlattıkları sosyetenin şeyi oluyor. Estağfurullah ne alakası var? Efendim gel şöyle. Gel çok kıskandılar bunlar bizi. Sanki ben okuyacakmışım gibi. Keşke değil mi? Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz şu anda? Vallahi çok yoğun, tanıtımlar, defileler. Orayı göreyim ne oluyor? Ha. Evet. Aysu Bacıoğlu arıyormuş. Ha onu da unuttum, o da vardı evvelki akşam. Evvelki hafta. Evet. Kim arıyor? Bunlar bir de arkadaş olacaklar, bir de masa arkadaşım olacaklar. Ara sıra biz bunlardan taş oynuyoruz. Arkadaş diye bağırma basıyorum, bana sürekli okey atıyorlar. Burada da okey atıyorlar şimdi. O da vardı Aysun Bacıoğlu. Mesajları ama gösteririm. Ama onu reddetti İbrahim Bey, reddetti onu. Benim kardeşim delikanlı. Vallahi. Başka biri var hayatımda, sen sıraya gir dedi. Gerçekten çok ederim. Önemli. Bütün erkekler lan bunu yapmaz. Lan sen ne adamsın, yani. Böyle bir şey demedim arkadaş ya. Ne dedin? Ayrıca hanımefendi bizi seviyor, sayıyor yani şimdi. Adamın... Ama dediniz ki hayatımda başka biri var dediniz. Evet sen sıraya gir dedin. O yüzden boşu boşuna heyecanlanmadım. Ya politika olarak söyledim, aslında hayatımda kimse yok Ececiğim yani sen...
Seni şöyle alayım. Gel. Ece Yağmur Dereli. Benim yeğenim olur. Yeğenlerden. Kıskanıyorlar. Kurban olsun lan senin efendim, yeğenine. Koltuklarımızı nasıl buldunuz? Ececiğim bunu şöyle alayım. Amma çok yastık var burada. Çok güzel. Evet. Çok şık. Vallahi yastıkları çok... alsam Mehmet Ali oradan. Bir. Vallahi çok güzel. Tebrik ediyorum. Bunu kim çizmiş, kim yapmışsa tebrik ediyorum. Olağanüstü koltuklar. Ececiğim sana bir şarkı söyleyeyim mi? Evet. Ha, o zaman biz gidelim. Ben bugün çok duygulu bir yolun içerisindeyim. 20.45 uçağa geçiyorsunuz bir dakika. Dur, İzmir uçağı geçiyor. İzmir uçağı geçiyor. Bir dakika. Efendim 20.45. İzmir'den beklenen 20 sefer sayılı Türk Hava Yolları İzmir uçağı alanımıza inmek üzeredir. Ece Gürsel misafiriniz var. Lütfen şeye gelin. O zaman attention, hava durumuna bir geçelim bakalım. O zaman bir hava durumuna geçelim bakalım. Ona geçelim abi. Evet. Efendim şu anda programı izliyorsun. İçinde kritikler var. Ona göre dikkatli dinleyin ve izleyin. Ece'den soracağım şeyler var. Seren Serengil'den soracağım şeyler var. Ma'ma Ali'den soracağım şeyler var. Osman'dan sormayacağım şeyler var. Daha kim bilir neler son. Sen koltuğa mı oturacaksın? Eyvah Osman'ı koltuğa otur. Yalnız... Yazık koltuğa yazık. Koltuk yandı. Evet. Evet, hava durumu diyoruz. Bakalım ne var efendim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Magazin İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre hazırladığımız hava durumuyla karşınızdayız. Haftalardır İbrahim Tatlıses bölgesine farklı yönlerden esen aşk rüzgarı Aylin Coşkun'un açıklamalarında içine alarak şiddetini arttıracağı benziyor. Bu rüzgarın bazı bölgelerde sağanak yağışa neden olacağı tahmin ediliyor. Dokundu bile öptü beni. Dokundu bile öptü beni. Nasıl yani? İbrahim Bey'in karşısına gelinlikle çıkan herhalde ilk benimdir. Hadi canım. Sadece dokunmayla kalma. Biz bir de evlendik kliple biliyorsun. Rezil olduk. 10 yıl önce ona platonik aşıktım zaten. Godfather. Wow. Ama ben Aysu Bacıoğlu değilim. Aşkım 10 sene sonra söyledim. Vay vay vay. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Dur orada abi. Duralım, bu çok önemli bir konu. Niye? Şimdi bu arkadaşımızın adı ne? Aylin Coşkun mu? Yeni, evet. Yeni mi? Yani şarkıcı mı, manken önce, mi bu? Önce bir şey söyleyeyim. Çok yiğit eski ve manken. Çok yiğit bir kızdır, onu söyleyeyim. Eski manken. Ve çok iyi bir kızdır. Çok. Çok yiğit. 10 yıldır sana aşıkmış ha. Çok dobra bir kız. Doğrudur. Olamaz mı yani? Yok olur. Ben ayrıca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Siz de dinleyin. Dinleyelim. Bugün gazetenin birinde yine okudum. Diyor ki Aysu Bacıoğlu reklam kokuyor. Yani İbrahim'le oynadı. İbrahim de bunu yedi. Şimdi ben aşık olunacak biri bir tip değil miyim? Özür dilerim yani. Efendim? Şimdi o gazeteyi yazan, o arkadaşı, o haber yazan arkadaşa ve daha ondan önce yazılanlara sesleniyorum. Yani Aysu Bacıoğlu şimdi iki tarafa da hakaret var burada. Hem ben sevilmeyen, sevilemeyecek, aşık olunamayacak biriyim. Hem kız da artistmiş, oynamış. Yani iki tarafa da hakaret var burada. Doğru mu? Size sen... hakaret olmaz çünkü size Türkiye Cumhuriyeti'nde her standartta, her sınıfta, her yerden bütün kadınlar aşık olur. O yıllardır da bu böyledir. Allah Allah. Ama, Allah. Ama burada samimi olmayan bir şey var ki çok yakın bir süre önceye kadar başkasına bir birlikteliği olan bir hanımın hiç birlikte olmadan, hiçbir şey paylaşmadan birisine aşık olması gibi bir şey mümkün değil. Ancak hayranlık duyabilir. Yok ya, öyle bir şey olmaz. Olabilir ya. Ne var bunda ya? Nasıl, size aşık olan oldu mu hiç uzaktan? Vardır belki. Ben nereden bileyim? Ben ya, aşık olunmayacak bir adam mıyım? Niye olmasın kardeşim ya? Gönül bu akada konar. Osman'a da diyorum. Estağfurullah. Terbiyesiz. Sizi tenzih ederim İbrahim Bey. Bunlar coştular. Yo, anlamda söylemedik ya, Allah ama Allah. Ama Mehmet Ali babamın çok yakın arkadaşıydı, o yüzden. Arkadaşı mıydı? Niye? Babanın rahmeti olsun ruhunda çocuğu olur ya. Çocuğu 70 yaşında. Yani. Biz kardeş gibiydik zaten. Sen kaç yaşındasın? Beni oğlu gibi severdi. Ha öyle yani. Ne yapalım, Allah Allah. Babam yaşında, yaşasaydı rahmetli kaç yaşında olacaktı? 67. O kadar genç miydi? Tabii. 50 küsur falan da öldü ya. Bana evet. Göre. Değil mi? 53'te. 54'te falan kaybetti. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynı yerden gel. Esra Ceyhan bölgesinde bu hafta Nuri Sesi Güzel'in açıklamaları nedeniyle fırtına ve sağanak yağış bekleniyordu. Fakat şiddetli rüzgar İbrahim Tatlıses bölgesinde hiç etkisini göstermedi.
rüzgar Esra Ceyhan bölgesinde eserek bu bölgeyle sınırlı kaldı. Ben kimseyi imparator ilan etmedim. Zaten ağzı olan konuşuyor. Ya Urfa, ha Urfa, Oxford yok, bu İngilizce nereden çıktı? Ben İngilizce parça okudum. Yalancı! Herkes nasıl okunduğunu görsün bakın böyle. Nasıl? Hele, one, two, three, mesela four, ben four, de... Hadi canım, hadi canım! Siz kimi kastediyorsunuz Nur Abici? Yok kimse değil ya. One, ben... two, three, four... Yani ben... Sayın İbrahim Tatlıses albümünde de böyle bir şey var. Öyle bir şey. Ben izlemedim bile, dinlemedim. Tabii canım, Ağrı Dağ'ın remixinde. Hayır, dinlemedim ben. Yalan! Geçen hafta Müyap bölgesinde etkisini gösteren... Burada dur, burada dur, yorum yapalım. Şimdi... Orada programı izledim, ismimi bile vermiyor. Ne yaşına, ne başına, ne kişiliğine, ne karakterine. Hiçbir şeyine uymayan bir hareket. Ki yıllarca elini öptüm ben bu insanın, halen de öperim. Şu anda karşıma gelse yine öperim. Ama bazen yaş ilerledikçe ya abiliğini bileceksin ya da o konuda yorum yapmayacaksın. Şimdi bana göre bin tane televizyonda İbrahim Tatlıses aleyhinde konuşan bir adam. Ha, ben küçülüyor muyum? Bana göre ben yaş olarak ve mekan olarak ve yer olarak büyüyorum. O yaş olarak da karakter olarak da bana göre küçülüyor. Hiç yakışmayan bir hareket. Şimdi o soruyor, diyor ki bunu one two three İbrahim Tatlıses söylüyorsun. Dinlemedin, hiç dinlemedim diyor. Yalan söylüyorsun. Zaten orada da efekte var. Yalan diye bağırıyorlar evladım. Bu hiç olur mu? Bu olur mu? Biz birbirimizi böyle karalarsak, böyle şey yaparsak, başkası bizden dalga geçer. Ama o gün biri de bağlandı, diyor ki siz diyor hiç size yakıştırmadı mı İbrahim Tatlıses aleyhinde böyle konuşmayın diyor, yani size yakışan onu methetmektir. Çünkü ben hiçbir zaman orada diyor ki bir de ben diyor aldım mukavelemi yırttım çıktım. Ben utanıyorum yani. Ben utanıyorum. Çünkü ne böyle bir konu oldu ve bizim genel müdürden ben diyor mukavele yaptım. Ya Nur abi biz sana kaset yaptık, elin ayağını öpüyor. Sana bir de para mı vereceğiz yani? Hadi reyting gidiyor, hadi. Yani. Ayrıca rating bir duyum aldım onunla da alakalı. İngilizce bir şarkı yapıyormuş, biliyor musunuz? İşte orada İngilizce ben şarkı yaptım diyor. Ha, ben dinledim yaptım. Onu. Yaptım. Ne bu? Yani her eleştirinin altında gizli bir hayranlık yatar bu arada. Sen ne diyorsun Osman Bey bu işe? Sen de şey yapmayalım. Şey yapma sen. Nur tamam. Abi, Nur ne abi. Şimdi? Beni dinle, Nur abi bölgenin, yok. Nur bölgenin... abi yok, Nur abi yok. Nur ya abi, benim abim. Senin abin ama he. Benim değil, benim değil, özür dilerim. Her zaman barışırsınız. O ben biraz, barış. O biraz Nur abi diyor, ayıp diyor etmiş. Diyor ki gelsin elimi öpsün, barışsın. La 30 bin kere öptük arkadaş. Ya. 30 bin kere Nur öptük. Abi biraz. Bir tanesini ona say. Yalnız İbrahim Bey. Bir tanesini ona say. Evet giriyoruz. Biraz abi, coşku da vermişler orada. Biraz İbrahim. Gaz da yok, ben seyrettim baştan sona seyrettim. Var var, biraz gaz da var. Olsun. Ama saçı güzel, Allah var. Evet. Reklam! Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece kravat ve mendil değişti, gerisi duruyor. Bir de gömlek değişti, çok terlediğim için. Ekmek parası için terliyoruz, tabii terleyeceğiz, mutlak terleyeceğiz. Terlemeyene mama yok. Allah aşkına, mikrofonsuz duyulmuyor Osman. Süper konuştun diyorsun. İbrahim Bey, bu son cümle, ağlamayana meme yok, ilk defa duydum, süperdi. Ağlamayana meme yok değil. Ne dedin? Öyle bir şey demedim. Mama yok, mama yok. Eğlemeyene mama yok. Ne? Ağlamayana mama yok. Ağlamayana demedim. Ne dedin? Terlemeyene dedim. Terlemeyene mama yok. Terlemeyene mama yok. Yani çalışıp da hani ekmek parası biz de için. Terliyoruz ama mama yok.
Var, var, birazdan var. Birazdan var Osman, masayı kuracağız. Efendim, nerede kalmıştık? Hava durumunda. Geliyor bakalım. Geçen hafta MÜYAP bölgesinde etkisini gösteren parçalı bulutlu hava bu hafta tüm magazin bölgelerinde etkili oldu. İbrahim Tatlıses'in yaptığı açıklamalar bazı bölgelerde soğuk bir havaya neden olacağı benziyor. Sahtekarlığa gerek yok. Satan kaset her zaman söylediğim gibi sokaktan sesler getirir. Do you understand? Yeah! Öyle yalana, dolana, sahtekarlığa gerek yok. Godfather! Wow! Geçen hafta İboşoğlu bölgesinde Aysu Bacıoğlu'nun yarattığı yer yer sağanak yağışlı hava bu hafta içi İbrahim Tatlıses'ten gelen açıklamayla yerini sakin bir havaya bıraktı. Ben kötü bir şey söylemiyorum. İbrahim Bey'i sevdiğimi söylüyorum. Sevmek en güzel duygulardan biridir. Evet. Yedim ben evladım, yedim! O insanın sevgisi karşısında biz yenik duruma düştük. Yenik duruma düştük. Vay, vay, vay! İnsanları umutlandırmak, insanları kontrpiyede bırakmak ne bize yakışırdı ne de bize yaraşırdı. Godfather! Wow! Bu hafta içi tüm magazin bölgelerinde soğuk ve sert havaya neden olan Zaza rüzgarı, Ece Gürsel'i de içine alarak kurtuma neden oldu. Bu fırtınanın yer yer kar yağışına ve beraberinde buzlanmaya neden olacağı tahmin ediliyor. Podium'da bir göğüs açıldı falan. Yani göğüs açıldı falan. Ertesi gün dedi de tokadı da yedi ama yani. Tokadı da yedi ama yani. Bir dakika. Duruyoruz orada. Şimdi tokadı da yedi cümlesi bana delikanlılıkta biraz abes kaçıyor. İster o kardeşimiz Zaza. Zaza değil mi ismi? Evet. İster bana kırılsın, ister darılsın, ister küsün. Ben tokatı atarım. Benle Allah arasında bir de o attığım adam. Attımsa eğer. O attım diyor. Ece Hanım? Şimdi öyle bir şey olmadı tabii ki. Yalan söylemeyelim şimdi. Zaza bana anlattı. Sen de karışıyorsun şimdi ya. Ne dedi Mehmet Ali? Size niye tokat atıyor? Beraber misiniz? Hayır. Benim ilk erkek arkadaşım ve ha. Uzun bir süre beraberliğim olmuştu. Çok da küçüktüm o zamanlar ben. İşte 15, 16, 17 yaşları. Neden kaynaklandı da birlikte oldunuz? Ne demek bu ya? Yani neden? Nasıl bir soru bu ya? Ne bileyim. Abi yani, ne boyu boyuna ne kilosu kilosu. Boyu nasıl? Bazen uyumsuzluklar da sevgi doğuruyor. Evet, bazen uyumsuzluklar da sevgi doğuruyor. Daha kesinlikle çok katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Uyumsuzluklardan dedi. Ya o zaman çok küçüktüm. Hani nedenin içini tartışılır ayrı konu ama ben bir sonraki röportajını izledim. O zaman dedi biraz alkollüydüm bu soruyu sorduğunuzda dedi. Sorduklarında. Sorduklarında alkollüydüm dedi. Öyle bir şey olmadı. Tabii ki her ilişkide tartışmalar yaşanır ama hiçbir şekilde tokat vesaire olmadı dedi. Sadece tartıştık şimdi ve birbirimizi severek ayrıldık dedi. Göksü açıldı diyor. Öyle yaptım diyor. Öylesine yaptım ki açılsın diye. İbrahim Bey, ben size bir soru sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Tabii, estağfurullah. Merak ediyorum. Çünkü ben gazetede okudum. Yani inanıp inanmamam gerektiğine inanmak istiyorum. Şimdi Aysu Hanım'la sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi? Abi ne alakası var şimdi Ece'den Aysu'ya geçtik. Ama bir dakika, orayı atladınız da böyle erkek kıyafetleri falan giyerek sizi gizliden görmeye geliyorum. Yani sizin salt burada mı görüştünüz? Bir daha hiçbir yerde görüşmediniz mi kendisine? Bunu sonra açıklasak. Niye? Burada herkesin önünde her zaman açık. Hayır hayır. Biraz sonra. Ha tabii, bekleriz. Herkes merak ediyor. Ben de bilhassa. Osman abiyle hep bunu konuşuyoruz. Gece gündüz beni aradı daha. Dün akşam mıydı? 3:30-4'te sabaha karşı. Sabah 4'te uyandım uykudan. Dedim ki acaba beni aradı. Programın dışında hiç görüştüler mi dedim. Bir de ya. Dedi ki bu dedi erkek kıyafetiyle İbrahim'e gelip gidiyormuş. Biz olmadığımız akşam siz okey oynarken İbrahim nerede? Hiç geldi mi erkek kıyafetinde? Sabah, evet. Bu akşam sor dediler. O gelen başkası olmasın. Mehmet Ali ne bilir? Onu bilmiyorum. Mahalle sakin bir mahalleydi. Mahalle sessiz sakin bir mahalleydi. Konuyu evet. Değiştiriyorsunuz ama burada buluşma olayını iddia edenler yok, var. Yok, buluşma mi? Olmamıştır. Buluşma teklifleri vardı. Sen nereden biliyorsun? Benim duyum alıyorum. Ben mesajları gördüm. İbrahim Tatlıses benim 29 senelik arkadaşımdır. Yani. Bana hiç yalan söylemez. Ben bu mesaj hikayesini çok evvelden biliyordum. Bana yemin etti ki hiç mümkün mü Osman Ağa dedi. Buluştular mı buluşmadılar mı? Şimdi mümkün mü cümlesi değil.
Mümkün mü derken yani dışlamak gibi bir şey olmaz. Hayır hayır. Lütfen cümleyi düzeltelim. Yani hanımefendinin çok zarif ben bir hanım olduğunu. Ben sana yalan söyler miyim yani? Evet. Yalan söyler miyim? Sana söyler miyim dedi. Çok zarif, çok iyi bir kız. Gönlünü kaptırmış, her zaman başımızın tacı olur ama şu anda birlikte olamayız dedi. Niye şu anda mesela? İbrahim'in sevgilisi var. Aa kim İbrahim? Niye söyleyelim ya, mecbur muyuz ya? Bana tekme tokat girsen söylemem yani. Bana da bak. Mehmet Ali'ye yani lütfen bak Mehmet Ali. Hayatta bence... bak tekme tokat girsen söylemem. Bir insanın bir tekme... tane sevgilisi varsa açıklar. bana gel. Bak bana güvenip de ayırır zannetmeyin, tamam tek, mı? Bana valla Osman'a güvenip de orada delikanlılık yapma yani. Nasıl olsa Osman ayırır diye bana güvenip de. Tekme ben tokat. Zaten sana güvendim, Allah cezanı verecek. Sakın ha, bana güvenip de sonra benim bir kardeşim var, Allah selamet ver. Yerlere Seren Hanım, siz buz torbası. Konuyu bilmediğiniz konuyu için biz üçümüz biliyoruz konuyu, o yüzden yani. Ama işte televizyonda oyun bugün buz torbası yok piyasada. Yani Aysu Bacayoğlu falan sıkar yani ona. Ne demek o? Bir insanın bir tane sevgilisi varsa benim var deyip çıkar. Ama birkaç tane olabilirse o zaman bir öbükler de duyar diye söylemeyebilir. Yani ben öyle şüphelenirim. O ne demek ya, onu anlamadım ben. Ya nasıl yani? Yani ışık olacak, sevgilim var diyecek. Herkes yani alacak. Şimdi senin sevdiğin birisi var. Sevdiğini söyledin değil mi? Evet. Niye İbrahim Bey söylemiyor? Onu yani insanı anlayamıyorlar. Ben mesela bile Seda'nın laflarına inanırım. Delikanlı kadındır ya Seda. O da dün televizyonda dedi ki garibim dedi ya, deli gibi hala İbrahim'i seviyor dedi. İbrahim bir şey olmaz diyor dedi. O hala seviyor dedi televizyonda. Ya ne yapalım bu ya şimdi? Buradan yani? buradan Aysu Hanım'a da saygı duyuyorum. Ayrıca evet. Teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Saygı duyuyorum yani. Çok sağ olsun. Ayrıca sen de İbrahim sevilmeyecek adam değilsin be kardeşim ya. Bak ya. Ya şu fiziğe bak ya. Sen var ya. Müzik... He? Kaç senedir? Benim mikrofonu mu kapattırıyorsunuz? Hayır. Hayır hayır, yapar mıyız? Kaç kaç senedir aynısınız İbrahim? Hiç değişmedi. Evet, çok yakışıklı. Hala çok yakışıklı. Hele bu yaz Bodrum'da. Şimdi ilerleyen dakikalarda 1994'te mi 98'de çektiğimiz İbo şovları size seyrettireceğim. Mehmet Ali ve Osman kardeşimle birlikte Seren Hanım'ı bulduk. Seren Hanım 2000 olduğu için çok yeni de şey yapmadık. Canım fark etmez, ben buradayım. Benimki 88 olmasın? Kanal 6 mı? Seninki 88 değil, 84. Kanal 6. Yes. Vay 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 vay. Sen nasılsın biliyor musun? Göreceğiz şimdi. Yumurta evet, yumurta. Evet şimdi konuyu kapatmayalım abi. Şimdi dayak olayına gelelim, tokat olayına gelelim. Şimdi diyor ki ben tokatı yedi ama, tokatı yedi ama diyor. Şimdi siz göğsünüzü o öyle bir anlatıyor ki sanki bilinçli açmışsınız. Hayır. Ya tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben o olayı da çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten de ayrılık sebebiydi. Bir podyumda... Ha siz o ara, yani o aradayken Hıncal Uluç var mıydı? Hayır, 2004 Ağustos ayında bu benim tokat, ilişkim bitti. Tokat yedi, göğüs açıldı mı önceydi yoksa Hıncal Uluç daha sonra mıydı? Sonra, o sonra. 2004 Ocak'taydı o. Hayır. Hıncal Bey 2004, 2004 Aralık Hıncal Bey ile bizim tanışmamız 2004 Ağustos bitme. Birliktelik beraberlik mi yoksa abi kardeş mi? Ne? Hıncal Bey, ya o konulara hiç girmeyelim. Hıncal Bey benim hayatımda çok özel bir insan ve nedir yani özelliği? Benim hayatımda her şeyim. Sevgilim hariç her şeyim. Ama sevgilinin dışında kardeşlik de var, aile de var. Benim bir sevgilim var zaten. Yani ama Hıncal benim için çok ayrı bir insan. Hıncal benim şu an bir sevgilim var ama. Şimdi demiyoruz. Özür dilerim. Tabii ki saygı duyarız. Eğer hakikaten seviyorsanız, sayıyorsanız biz de saygı duyarız. Yani size iyi olan bize de iyidir. Ama buradaki olay özellikle yaptığınız... Yok öyle bir şey yok tabii. Yok, iş kazası. İş. O bir iş kazası. Az geri al, az geri al, az geri al. Az geri alıyorsun, evet. Buradan gidiyorsun, yürü. Tokatı da yedi ama yani. Hadi canım sen de. Öyle bir şey olmadı tabi. Yalan canım. Osmanlı tokadı, Osmanlı tokadı işte. Bir dakika. Bir dakika. Bir kere orada onun. Vay senin canını yerim. Canını yerim senin aslanım. Dur orada dur, nereye gidiyor Osmanlı tokatı diyor. Şimdi. İyi oldu ya bu doğruları konuları. Doğruları insanlar sarhoşken söyler. Şöyle. Doğruları insan sarhoşken söyler. Şimdi siz diyorsunuz ki alkollü bir zamanımdı. Ama insan alkollüyken doğruyu söyler farkında olmadan. Ha. Ayıkken uydurur bir şey, başka bir şey söyler ama. Orada alkollüyken doğruyu söylüyor bana göre.
Yalnız doğruyu yok. Söyleyebiliyoruz ama hangi erkek dayak da atsa, vursa da bunu söylemeyi ve bununla gururlanmayı ben çok ayıplıyorum. Çok bu çok gurur duyacak bir şey değil ki. Yani bu da konuşmaya bile değmez yani. Bu çok yani bu çok ilkel bir şey ya. Bununla çok gurur duyulur mu? Çok korkunç bir şey. İşte yani onu söylüyorum. Yani ben bugüne kadar kadınımın kulağını çekmemişimdir. Tebrik ederim, bravo. Kulak çekmemişimdir. Şimdi hangisinin? Hiçbir... Bu Zaza, bu Zaza doğulu mu? Nereli bu? Necir? Gürcü. Ney? Gürcistan. Gürcistan. Ha. Bizim programa geldi. Annesi Gürcistan'da. Ne iş ailesi yapıyor? Basketçi. Eski basketçi. Yani bugün bu şeyle de basket oynuyor. Olağanüstü de tebrik edilecek, alkışlanacak hiç bir şey. Hiç tanımıyorum, aferin. 150 kilo şu anda. Yok canım. Allah yok çarpsın. Basket oynuyor. İki bir dakika, ama bir dakika, kaç kilo? 150. Nasıl yani? Ya benle beraberken öyle değildi. Şimdi kiloyu ne karıştırdınız? Siz nereden tarttınız sonradan mı? Sonradan olmuş. Ne? Siz kiloyu nereden biliyorsunuz, hissediyorsunuz efendim? Tarttınız mı kiloyu? Yani en az 120'dir o zamanda. Ay, bilmem, o zaman siz daha iyi bilirsiniz tartı martı. Bilmiyorum valla. 150 evet. Bana söyledi. Geçen bizim programa geldi valla. 150 kiloyum dedi. 150 kilo basket oynuyor mu şu anda? O ikincilik, oynuyor ya geçen. İkincilik yok takımında oynuyor. Akçakoca mı ne öyle bir takımı şimdi birinciliğe çıkartıyorlar. Evet. O çıkartıyor. Evet. Orada o oynuyor. Ne lan? Ver bakayım abi. Demek ben de oynayabilirim yakında. Wow! Öyle bir şey olmadı. Nasıl yani? Kazaya bire bir diye elbise giydim dedi. E sen bile bile onu giyiyorsan bile bile de vakati yersin yani. O ne lan? Allah cezanı verecek. Hayır asla. Öyle bir şey olmadı tabii. Ağlama kız. Biz arkandayız. Sabahların Sultanlı bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Seda Sayan'ın İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamalarla farklı bir Meltem havasına dönüşeceğe benziyor. Kadir Nalır'ın hani vidası vardır ya, seninki de böyle Antonya, Van, Berat. O ne lan? Sahnede oynamak bir İbrahim Tatlıses'e, bir de Nihat Doğan'a yakışıyor. Sahnede oynamak bir İbrahim Tatlıses'e, bir de Nihat Doğan'a yakışıyor. Vay, vay, vay! İki adama evden yani kovulmak, kapıya atılmak iki adama yakışıyor Türkiye'de. Biri İbrahim Tatlıses, biri Nihat Doğan. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Kapıya atıyorum, bestelerle geliyor kaset hazır. Yedim ben evladım, yedim! Magazin dünyasındaki hava durumunu izlediniz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Aslında çok şeyler oluyor da önümüzdeki hafta ben özellikle tam üstünde duracağım. Çok çünkü benimle ilgili acayip dedikodular var. Şimdi ilerleyen zamanlarda dedim. Ece Hanım'ın da elimde saklı ve gizli bir şeyi var. Onu reklam arasında soracağım. Kabul ederse göstereceğim. Kabul etmezse göstermeyeceğim. Ay o ne? Görüntü mü? Ne? Nasıl görüntü var? Kimse inanmaz ki. Fotoğraf. Bana sevgili ki kardeşim Ali Maytalman, sevgili kardeşim Ali Maytalman Ümre'ye gitti. Oradan bana telefon açtı. Ezan sesi dinletti. Seni mutlaka burada görmek istiyoruz. Allah kısmet etmişse tabii gideceğiz. Mutlaka gideceğiz. Bana oradan bir namazlık getirdi. Ben hayatımda bu kadar güzel bir namazlık görmedim. Beni ser, üstümde Allah'a yalvar, Allah'a yakar ve Allah'ın önünde diz çök diyor. Onun bu seccadenin üstünde namaz kılmak kadar güzel bir şerefi yok. Yani öyle bir seccade ki diyor ki benim üstümde namaz kıl. Diz çök ve namaz kıl. Yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Osman kardeşimin, buyur canım derken duyulmuyor. Buyur muhterem kardeşim. Aziz ve muhterem kardeşim. Evet, artık seçim geliyor, seçim havasına girmemiz lazım. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Osman'ın çok sevdiği bir şarkıyı sizlere, Seren Hanım arzu eder misiniz? Ben yalnızım dostlar isteyecektim ama.
Aynen yalnızım dostlarım diyoruz. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadan. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadı sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadı sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Çocuğun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Çocuğun kollarından düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Kalka geldim ben bu yaşıma. Neler gördüm neler neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırın, tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Çocuğum da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yes!
eser yok şimdi. Hızdırap, hızdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarım, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Sesimi sensiz geçen günler verdi dersimi, vermeden sevgili son nefesimi. Olanları unut, affet sevgili, yeter ki sen beni affet sevgili. Gözler yol gösterir, gönül hükmeder. İnsan oğludur bu, hep hata eder. Tanrım kullarını zaten affeder. Yeter ki sen beni affet sevgili. Olanları affet sevgilim. Yaşamıyorum böyle yaşamaktan.
zevk almıyorum. Önümde diz çöküp yalvarıyorum. Olanları unut, affet sevgilim. Yeter ki sen beni affet sevgilim. Gözler yol gösterir, gönül hükmeden. İnsanoğludur bu. Bu se- teşekkür ediyoruz. Demiştim vallahi size. Demiştim size bu akşam, bu akşam konser vereceğiz. Bu akşam konser. Ve jüri üyelerimiz, gördüğünüz gibi jüri üyelerimiz ve benim arkadaşlarım. Şimdi Mehmet Ali'ye soruyorum. Hadi Osman senin abindir, üstüne tesadüfen düştün. Seren senin kardeşindir, üstüne tesadüfen düştün. Çocukken büyümüşsünüz birlikte. Peki Ece'nin üstüne niye düştün? O senin neyin oluyor? Ece Yağmur Dereli değil mi soyadı? Evet. Ya bırak saçmalamayı ya. Nereden olacak? Hadi kuliste öyle demiyor muydun? Hiç demedim ya. Doğru söyle Ece, ne dedi? Osman abi bilmem ne söylediniz. O benim sizin kızım ya. O benim yeğenim ya. Birlikte projeleri var. Hıncal abiden, Hıncal abiden dolayı yeğenim olur. Evet, beraber niye, inşallah iyi bir projemiz olur. Hıncal abiyi çok severim ben. Ya sen sevebilirsin. Ben de çok severim. Galatasaraylı olduğu için sevebilirim. Başka yok. Bir şey söylüyorum. Hıncal abiden dolayı yengemiz adına mı? Ne? Ya bırak kızın yakasını ya. Ne alakası var? Hayır kız var diyor ki olsun. Benim şu anda birlikte olduğum ve diyor ki sevgilimin dışında her şeyimdir benim diyor. Bir de ne öyle güzel şey babası, amcası, dayısı, teyzesi, anası, babası her şey. Ya ailemden bir büyüğüm diyebilirim bir parça. Sadece. Neredeyse yani. Diyeceğim diyemiyorsun kocası. Estağfurullah. Yani, sanki yani bir onu diyemiyor yani. Yani evet Didem diyoruz biz. Didem diyelim biz. Didem di. Hadi bakalım. Didem geliyor. Thank you.
Bravo kızım. Senen Hanım, sizden bir yorum almak istiyorum. Didem hakkında. Şuna dikkat ediyorum. Genelde oryantal yapan insanlarda hep aynı figürler olur. Ne yaparsa yani bütün müziklerde aynı ritimde olsun farklı. Hep onların tarzı olan bir hareketler vardır. Mimikler dahi oturmuştur. Aynı şeyler yaparlar. Ben onda her programımızı izliyorum. Her seferinde mi ayrı kompozisyon yaratılır? Çok tebrik ediyorum. Çok başarılısın. Hem mimiğinle hem dansına çok terbiyelisin. Ayrıca hiç konuşmaman, hep suskun kalman seni çok daha fazla yüceltiyor. Başarılarının devamını diliyorum. Vay! Vay! Yıkılıyor! Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyecektim? Unuttum lan. İsviçre Delayda Disco. Ben de aynı şey. Hayır, başka bir şey söyleyecektim. Yemin ederim unuttum ya. Ececiğim sen? Ya muhteşem. Yani fizikle ilgilendiğiniz için, yürüyüşle, şurla, bununla ilgilendiğiniz evet, için. Evet, çok güzel. Bir kere yürüyüşler de gayet güzeldi. Çok küçük, çok bebek, çok güzel. Çok başarılı. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Yolun açık olsun. Herkes ona ahraz diyor. Dilim yok mu diyor, konuşmuyor mu diyor. Biz onu konuşturmayı, biz onunla birlikte konuşuyoruz. Didem dün İsviçre'deydi. Dilay da diskodaydı. Dün İsviçre'de uçaktan kalktı, geldi buraya geldi. Ah canım. Ben de yüzde alıyorum. Biliyorsunuz o gidip çıkıyor. Mehmet Ali Bey'e niye sormuyorsunuz Dilem hakkındaki düşüncelerini? Jüri üyesi değil mi yani? Erol Büyükburç gibi şimdi adamı direkt miyim burada? Küçükken kalça çıkığı mı vardı sizde? Acayip. Nasıl oynuyor böyle bir şey değil mi? Aynı. Ben bir tek Didem'de gördüm. Bir de Osman Yağmur Deli'de. Osman abi de öyledir. Acayip kalça numaraları vardı. Delirmiş bu ya. Niye? Ne olamaz mı? Ben beceremem. Sen ne kalça şeyden atarsın biliyor musun? Ben hem bir kalça üstüne de olursun bir salça ki Allah ye tadından doyurmaz. Bir vurdu mu duvara vurur valla. Kalçayı Allah koru ya Rabbi. Nazım abi diyor ki karacı yerine kal. Hadi anam hadi. Bravo hadi. Tebrik ediyoruz ailemizin kızı. Allah Allah. Efendim. Şimdi herkes kanallarının başına geçsin. Kanal değiştirsin buraya geçsin. Lütfen rica ediyorum. Bu bir emir değildir, ricadır. Mehmet Ali Bey, sene 1900. Osman mı önce? Önce Osman Yağmur Dereli. Peki, yine İbo Show, yine İbrahim Tatlıses ve yanında da kim var? Seda Sayan. Seda Sayan ve 1994. Yani bundan 13 yıl önce. Bakalım Osman abi nasılmış, program neymiş, bizler nasılmışız 13 sene evvel. Ben yine aynıyım da. Git o senden zayıf adamı çağır. Osman abi. Evet, bir tane var ya şarkıcı böyle orada, şişman. Dur orada, şişmanı. Dur orada. Bu kim biliyor musunuz? Eski güçlü Olgun Şimşek. Çok önemli bir oyuncu şu anda, gerçekten önemli bir oyuncu. Türk sinemasında ve dizilerde çok önemli roller aldı. İlk keşif Demet'tendir. Kimdir Demet? Akbağ. Evet. Nereden bildiniz? Ben Hülya Avşar, Demet Akbağ, Rasim Öztekin birlikte bir müzikal yaptık. Ben reji olarak dedim ki bir tane benim adamım olsun, bir tane Hülya Avşar'ım. Ben Erol Köse'yi oynatıyordum. Erol Köse'yi abi oradayken bizde kalmak. Ünlü yapımcı. Ünlü yapımcı evet. Oradan kaldı. Sonra Erol'u getirdik. Prova yaptık. Abi provada bir ter. Bir tek tık yok. La oğlum bunu yapıyorduk normal. Biz abi diyecek diyemiyor. Ve Erol Köse abi dedi elini ayağını öpeyim. Ben de dedi bağışlama oynayamıyorum. Ama nasıl boncuk yemin billah ediyorum. Eğer telefondaysa şu anda açsın. Kendisi anlasın. Ondan sonra Demet dedi ki ya bizde bir çocuk var dedi. Bir arkadaşım bir çocuğu getireyim dedi, bir gör dedi bir. Getire bunu getirdi. Allah cezanı verecek. Oynat abi. Osman abi dedik işte. Yani Alan Delonzan dedi işte. Ha Osman ha. Öyle mi? Ha. Tamam. Ha. Osman Yağmur Dereli. Yağmur Dereli Osman abi gel. Osman abi. Dur abi. Osman abi abi o da. Maşallah var vallahi. Gördün mü?
Kalem bak, ya, kalem, kalem. Zayıf? Asıl güçlü Osman abi. Ma- çok evet. Maazallah benim üzerime bir düşse kemiklem. Ah çok güzel. Şimdi buyur abi. Oturalım mı? Oturalım konuşalım. Şarkı işi sonra. Hadi muhabbet edelim. Öyle mi? Tabii ya. Buyurun otur bakayım. Sedacığım. Ceketini istersen abi Osman'cığım. Düğmelerimi açayım. Ceketini açayım. Bir kere o balığın adı Oskinos değil, Orkinos. İşte ben Oskinos diyorum ben. Osman'ın kısaltılmış efendim. Osman'ın kısaltılmışı 9 harfli. Osman 5 harfli, Oskinos 7 harfli. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Çok evet, şık. Gerçekten çok şıksınız. Evet, yeşil giyiyorum, moda bu sene. Gömlek de yeşilimsi biraz. Evet, kravat yeşil tonlarını, pantolon siyah. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten her şeye rağmen, şişman olmana rağmen. Fakat çok bebek gibi bir yüzün var biliyor musun? Bunlar? Parayı alırım böyle. Şöyle. Parayı alırsın. Bir senin suratına kessinler, benim suratıma kessinler şuradan. Buyur. Benim suratım herkes kurban oluyor sen. İşte bunda met etmeye gelmez ha. Hayret bir şey ya. Met ediyoruz oğlum bak. Hadi gideceksin. Estağfurullah efendim. Seninki de öyle yani. Yani benimki öyle ama seninki benden çok güzel. Peki orada durur musun? Güzelliğe şu yakışıklı. Orada durur musun? Dur orada. Nereye dur la? Dur resmi dondur. Allah'a... He? Gel. Evet. Ortadakini görüyor musunuz? Seda Sayan'ın. Aynı. Hala aynı bence. Seda Sayan. Evet, vallahi Seda Sayan değişmemiş. Hiç değişmemiş. Ya. Kimse değişmemiş ki orada oturan. Ben. Hiçbiri... Nasıl değişmemiş ya? Ben gitmişim. Saçlar bembeyaz. İhtiyarlamışım. Ya saçlar bir şey başka. Mi? Osman o kadar olacak. Işık'ı daha iyisin biliyor musun? Yemin ediyorum sana. Şu anda ne? Çok daha iyi. Daha karizmatik. Şurada şu çok yakışıklıyım. Bu uydurmayın ya. Yok şuradan ya. Parayı almaz mıyım ya? Bir dakika bakın ya. Vallahi ben şu 13 sene evvel ha. Vay 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 vay. Seda evet. Ablamın kaşları. Geçiyoruz. Bunu ben hatırlıyorum. Şeyden dönmüştük. Urfa'dan. Kapın açılışından dönmüştük. Hatırlıyorum. Kapın ben. Açılışına gitmiştik. Doğru. Evet, uçakla evet. Gitmiştik. Süleyman evet. Bey vardı. Evet. Cumhurbaşkanımız o zaman. Süleyman Demirel. Evet. Şimdi Osman'ın nasıl bir şarkıcı olduğuna bakacağız. Takdir sizindir. Biz çalalım. Siz dinleyin. Takdir sizindir. İyi bir şarkıcı mı? Değil mi? Ne zaman? Şimdi mi? Orada. Ha. Biraz daha mı var? Biraz daha şey yapmamız lazım. Osman bir gel buraya. Bir gel bunu buraya. Dinleyin. Bir de şimdi söyleyeceğim bir de onu dinleyin. Bak ne oluyor. Sen o zamankini hatırlıyor musun hangi şarkı olduğunu? O şeyin sözlerini değiştirmiştik onu hatırlıyorum. Senin bir besten vardı. Haydi söyle. O değil. Onu değiştirmiştik. Onu hatırladın ha? Onu değiştirmiştik ya. Benim için bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. 10 numarasın, seni tebrik ediyorum. Programı sadece izlettim. Şarkı hangisidir izletmedim. O programda o şarkıyı da söylemişiz, iyi mi? Evet. Evet, hazır buyurun. Ver. Kesiyoruz. Nasıl? Harika. Ama o zaman stüdyo filan da değil mi? Küçücük. Bunlar gelmişler şeyden, Urfa'dan.
Gece kondu yapmışlar, sonra kat karşılığı vermişler, görüyorsun sonra ne olmuş. İyi boş ol. Küçücük yerdeyiz değil mi? Evet. Peki Osman, Osman'ın bilmediğiniz bir yönü daha var. Belki çoğunuz bilmiyorsunuz diye soruyorum. Azınız biliyorsunuz. Çünkü Osman bir müzik hocası aynı zamanda. Mikrofon olmazsa... Evet, ben 78 senesinde Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümünü bitirdim. Müzik öğretmenim İbrahim Bey. Bir do majör rica edebilir miyim? Efendim? Do majör. Nasıl yani? Biz bir şey demedik ya. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş dolgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin. Hayatım anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren. Seviyorum seni Osman diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin. Kara sevdam sevdiğimdin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasla seni. Ne olursun dön bana, kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin. Bravo. Seni ayakta alkışlıyorum. Benim gözlerimi doldurdun ya. Yemin ediyorum, yemin ediyorum ayakta alkışlıyorum. Ağlattın lan bizi inek. Vallahi. Bak Seren de ağladı. Hemen Mehmet Ali'ye geçiyoruz. Dur. Uzun hava söylemedi, romantik bir şarkı söylemedi ama söylediği şarkı çok güzeldi ve çok güzel yorumladı. Buradan lütfen köşe yazarlarına da sesleniyorum. Olağanüstü yorumladı. Ve usta olduğunu da gösterdi. Diklerde, peslerde ve konuşma tonuyla aldığı akortları da. Onu ancak ben bilirim ve bir de müzisyenler bilir. Bir de müzikten anlayan insanlar anlar. Detone mi değil mi? Özür dilerim. He usta. Ha, şerefsin doğru. Sendür ne derse odur. Estağfurullah. He? Çok güzeldi. Duygulandık zaten. Gerçekten vallahi. Evet, gerçekten. Evet. Şimdi sene 1998. Mehmet Ali'ye bakacaksınız. Bir de şimdiki tipine bakacağız. Tipine. Peki Mehmet. Ma'ma Ali. Şimdi biz Ma'ma Ali'yi artık inceltiyoruz. İstanbul'da böyle çağırıyorlar. Mahe. Ya ı karışık. İkisini bir araya, dördünü bir araya koy. Hangisi bu Mahe'nin? Ya dondur. Mehmet. Bir yakın Mehmet Giralay. Yalnız şaka gibi. Bir şey söyleyeceğim. Fatih Yürek Arto karışı mıymışım ben o zaman? O ne lan o ne?
Yakın Mehmet Ali, yakın da gireyim buraya da. O zamanlar moda mıymış acaba? Ne? Böyle... Abi... Devam edelim. İçinde bana sesli harfleri söyle. Söyle bakalım. Sen alçak. Şimdi tam parayı götürüyorum, F harfine takıldım. Fuar diyeceğim. Tam diyorum, öyle bir psikolojik bir şeyde kaldım ki. Yok lan diyorum, söyleme çünkü F harfi de sesli. Sesli. Ha? O heyecan da çünkü insan sesli mi sessiz mi, insan bayağı karıştırıyor. Bir de bu son günlerde çok tuzağa düşürüyor çok insanları. Çok fena canım. Çanakkale'ye gittin mi? En güzeli şey, menazere ne yaptım? Kol kırılır, yen içinde kalır vardı ya, meşhur atasözü. Onu okuyacak, dedim ki olur mu? Yen içinde kalır. Ne yeni, nedir, nerenin para birimi? Japon. Öyle okuttu. Kol kırılır, Japon yeni içinde kalır. Ya inanmıyorum. Öyle okudu Japon. Ne diyorsun Mehmet? Ama nasıl zayıfmışım değil mi? Çok evet. Farklısın. Vallahi en az en az 5 kilo var mı daha fazla? Daha fazla, daha fazla. Fazla. Yalnız İbrahim ama... Bey hep aynı ya. Vallahi evet, hep aynı. Ya. Ona baktım ben de. 3-4 kilo almış ama hiç verdiği fiziğinde. 3 kilo, 2,5-3 kilo var. Var. 2,5-3 kilo var. Sizin saçlar kırlaşmış. Bu şarkı bana gelsin. Benim 10 kilo var, 10 kilo var. Kime gelsin hayatım? Özür dilerim. Ay bu şarkı her benim. Her ne kadar konuştuğum biri varsa da o benim kardeşim, sen de benim kardeşim. Bir de diyorum ki Ece'nin çocukluğunu seyretsek. Sen biliyorsun benim çocukluğum. Bir kulunu çok sevdim, Seren'e geliyor bu da. Bu da Seren'e geliyor. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona bana verdim. Gelsin. Artık mı o geri vermiyor? Çektiğim acıları yaşıyorum yeni. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Çaresizim Allah'ım, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak sevginle yanan kalbi özlüyüm yetmez. Sen biliyorsun benim çocuğum. Bir kulunu çok sevdim, Seren'e geliyor bu da.
Bu da Selena geliyor. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık mı o geri vermiyor? Çektiğim acıları yaşıyorum yeni. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Çaresizim Allah'ım, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak sevginle yanan kalbi özlüyüm yetmez. İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada, seven Osman, seven Mehmet, seven Seren, seven Ece, seven İbo olsa da buna gücün yetmez mi? Allah'ım, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Şarkıda, bu şarkıda değerli bir kardeşim Ankara'dan, Kırşehirli kendisi, Sayın Bülent Sungur kardeşime gidiyor. Çok arzu etti ve bugün de Ankara'da onun yaptırdığı bir siteden bir daire aldık. Söyleme sahip olmasın. 3-5 kuşumuz gitti ama nalet gitsin. Yeah! Hanımının adı Derya'ymış. Hanımının adı Derya'ymış. Dertler Derya olmuş.
anda bizim Derya Hanım'a gidiyor bu. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal devrilip açmışım. Boğulmuşum ben, dertlerden ya olmuş olmuş. Ben de bir insanda devrilip atmışım, boğulmuşum aklıma. Osman'ım gelin. Gülüyorsun diye bahar seni gibi boşalır gelin. Gözlerin kurusun diye bahar seni gibi boşalır gelir. Nerede sevdikler, hani sevenler? Ağlatıyor beni acı gerçekler. Bitmiyor isyanlar, bitmiyor suçlar. İhtiyar olmadan ağardı saçlar, kar beyaz saçımı yalasın gelir. İhtiyar olmadan ağardı saçlar, kar beyaz saçımı yalasın geliyor. Gözlerim her gün ağlıyor. Ben mazimi mazim, beni
sesim gelir. Ağlatıyor bizi, bizi ağlatıyor acı gerçekler. Kar beyaz saçımı, kar beyaz saçımı. Kar beyaz saçımı. Yalasın. Efendim, çok teşekkür ederiz. Bir arkadaş... gün yolda giderken... Bir beyaz mandili mi istiyorsun? Peki, peki. Ah aşkım, ah aşkım. Ah aşkım, ah! Az önce beyaz mandili. Efendim, arkadaşlarımın müsaadesini alarak onlara dedim ki bu akşam kendimize bir ziyafet çekelim. Nedir bu? Hem sohbet, hem muhabbet, hem de müzik ziyafeti. Evlerinde oturanlar, masalarında, koltuklarında, çoluklarıyla, çocuklarıyla oturanlar güzel bir program izlesinler dedik bu akşam. Yemin ederim ben de alıyorum Osman. Mikrofonun nerede Osman? Sen ay, öldürdün beni sen de. Ecem tamam ya. Kardeşim var var her yerde var. Her evde mi var? Her yerde var. Bir şey söyleyeceğim, bu bahaneleri bıraksın, gittikçe Ece'ye yaklaşıyor Allah aşkına. Yok abi, hemen şu abi. Şarkıyı söyle beraber biz de yanına gelelim vokal yapalım. Peki. Şu anda Nihat Doğan ve Seda Sayan oturmuşlar, bizi izliyorlar. İstedikleri parçada Benim Hayatım diye bir parça istiyorlar. Biraz onu sonra. İlerleyen biraz az sonra söyleyeceğiz. Şimdi tam eğlenirken, moralimiz iyiken. Bir gün yolda giderken biriyle konuşurken gerisini bilmiyorum. Ummadığın bir anda. Lan beyaz mendil değil oğlum lan. O sonra, o sonra. Allah cezası. O sonra. Onlar beyaz mendil çalıyor. Hayır ah aşkım sen, onlar beyaz mendil. Şey, yok beyaz... ya aşkım söz çalıyorlar. Hayır, ya. Ben de bakıyorum, Diyavent okuyorum onlar icazda. Yok ya. Allah yediler beni. Tabii canım. Bir gün yolla giderken biriyle konuşurken bir şarkı duyduğunda aklına geldi. Oluyor mu hiç? Uzanmış düşünürken, denizi seyrederken ummadığım bir şeyden aklına geldi. Oluyor mu hiç? Şarkı bitti daha sözleri bulamadılar. Karar iran iran iran. Burada yok mu? En İbrahim olmadık Bey. Bir... Thank you.
sen tamam aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım, acılar içinde kaldım. Ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. Resminden gözünün dolduğu oluyor mu hiç? Hazır mıyız? Tamam aşkım, tamam aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım. Ne istersen söyle aşkım. Bu senin farkın. Ah aşkım, tamam aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım. Sen söyle aşkım, bu senin farkın. Aa, taş mıyım, duvar mıyım? Aa, ben sana kıyar mıyım? Aa, taş mıyım, duvar mıyım? Aa, ben size kıyar mıyım? Sen görme ya. Süper bir vokal oldu. Bravo. Ben etek sarı etek. Etek sen sarısın. Evet, lale sarı sen. Bir dakika. İbrahim Bey, ben onu çok istiyorum sizden. Hangisi? Neyse. Etek sarı. Bana... Gel kızım gel. bir elimi attım görüyor musun? Senin de el attığın yani. Organını göstermiştim. Ben onun çocukluğunu bilirim. Pardon evet. İbrahim. Valla. Kaç evet. Yaşında? Bizim programda. 16 yaşında mıydım? 16 yaşında. 16-17 yaşında falan mıydım? Şimdi kaç yaşındasınız? 24. Seren ne yapıyorsun kızım? 24. Ne yapıyorsun? 1983. Seren nerede? Ha, telefondan konuşuyor. Ya ben böyle bir şey görmedim. Canlı yayında telefonla kocasıyla mesajlaşıyor. Ne yapayım valla, özlemiş beni, ne zaman geleceksin diyor. Kocan. Evet. Ne zaman mı geleceksin? Evet. O gelseydi buraya bari. Allah Allah. Hayır, bu telefon hakikaten bu telefon. Ayıp ama ya, kapat ya. Hayır, ben duyumlar alıyorum ama hep böyle. Nedir uçağın duyumlar? Uçağın kuşta başlayalı hep bu telefonlarımız hep yanımızda oluyor. Anlık bir dedikodu geliyor veyahut da anlık bir haber geliyor. Aa. O yüzden açık tutuyoruz. Yani sen zannediyorsun kocasıyla mı konuşuyor? Ne bileyim dedikodu, ben. Dedikodu, kodu dedi arıyor. Vallahi biz Trabzonluyuz, saat 22.15'te bir kadın mesaj çekerse. Abi ya, Allah Allah, sen Trabzonlusun, biz nereliyiz? Senin baban rahmetli. Rizeli miydi? Trabzonluydu. Evet, biz kocamızdan başkasına bu saate mesaj çekmeyiz, merak etme. Aferin kızım. Heh, akıllı ol. 8 evet. Mayıs Omur İlikler Felçliler için konser yapıyoruz. 8 Mayıs, doğru mu? Lütfi Kırdar'da, evet. Lütfi Kırdar'da. Evet. Mehmet Ali de var. Ben de gideceğim, seyirci olarak en önde oturacağım. O akşam Allah sağlık verirse. Ve bir kanalda, bir televizyon kanalında, Fox TV'de canlı yayın olarak yayınlanacak. Lütfen duygularınızı, sağduyunuzu bizden esirgemeyin. Bütün insanlara sesleniyoruz. Hepimiz aynı şekilde olabilirdik. Hepimizin çocukları da olabilirdi. Allah. Onun için Yüce Allah'ın takdiridir bu. Hiç kimse bunu yanlış şekilde algılamaz. Kader-i ilahidir. Allah bunu ona öyle görüyor, öyle yapıyor. Yani tabii ki çocuklar yolda yürürken görünce insan bir içinden bir şey yapar ama Allah'a isyan sakın olmasın. Sakın ki Allah her şeyin en iyisini bilir. Allah kimseyi çirkin yaratmamıştır. Herkesin güzelliğini bir yerine vermiştir. Ama biz hep kul olarak deriz ki, ha ne güzel kadın ya. Ya içi şeytansa? Ya. Kendimi beyaza alayım. Benim hayatım mı? Bir de bu arada siz hazır bu konuyu açmışken İbrahim Bey.
önümüzdeki hafta biliyorsunuz ülkemizin en ünlü yardım kuruluşu Türk Kızılayı. Türk Kızılayı'nın 139. yıl dönümü. Her zaman zorluklarda Kızılay'dan yardım bekleriz ama mutlu günlerimizde de Kızılay'ın yanında olalım ki onlar da zor günlerde halkımızın yanında olsunlar. Tüm Türk Kızılayı'na başarılar diliyorum. Güçlü alkışlarınızla. Peki Seren Hanım, neden o bardakla içmiyorsunuz da kendi getirdiğiniz şişeden içiyorsunuz? Büyülü olabilir. Sular büyülü. Aynen onu soracağım. Hiç inanmam öyle. Büyüden mi? İbrahim Bey, ben su içmeye bu sene başladım. Su içmiyorum ben. Küçüklüğümden beri hiç. Hep kola, gazoz falan. Bardaktan su içemiyorum. İğreniyor. Yani olmuyor. İlla bunu. Kimse dokunmuş mudur, içmiş midir, içine bir şey düşmüş müdür? Hijyen yani, hijyen. O yüzden yani. Hijyenik bir durum mu var yoksa... Büyüsel bir durum mu var? Büyüsel bir durum mu var? Bana işlemez mi? Büyüsel, sihir. Sihir. Suyu okumuş olabilirler. Okusunlar bana. Üç kula... Ha? İnanmadıktan sonra bana tutmaz. Hiçbir şey tutmaz. Yok öyle inanmadık falan demeyin. İnanacaksınız. İnanın. Siz başınıza geldiğiniz için inanın. Biz Peygamber Efendimiz'den çok daha büyük değiliz. Summa haşa. Peygamber Efendimiz'e bile Allah'ın sevgilisi olan, Allah'ın Resulü olan Peygamber Efendimiz'e bile büyü yapmışlar. Sihir yapmışlar yani. Sakın öyle inanmadığım için bilmem ne bana yapmazlar deme. Günaha girersin sakın. Siz şimdi söyle... Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek oradan okuyor. Bir şey mi biliyorsunuz okuyor. Yoksa? Ben bir şey neler bilmiyorum. Yapar, dolabın arkasından çıkar hiç. Ne lan? Gardırobun arkasından çıkar. Allah, evin her tarafından. Oh, Allah hiç... Evin önüne çıkıyor. Aman bir konuşturmadınız yani. Pardon. Allah kim için birisi bir şey düşünüyorsa onun 10 katını versin dersiniz değil mi? Evet. Aynen en öyle. En doğrusu odur. Aynı şekilde başına da versin. En doğru söz budur. İbrahim Bey bir keskin bıçak söylesek. Etek sarı da olabilir. Allah Allah keskin. Biz konuklar olarak istiyoruz. Ben her sabah derim ne? Hemen şunu söylüyorum. Seren Hanım bu konularda çok titiz ve hassastır. Aynı şekilde kızımızın da olması lazım. Daha yaşı 24. Senin yaşın 25 mi? Ne? 30 mu oldun? Bebek gibisin halen maşallah ya. Nasıl? Bir dakika. Şu mikrofonu al eline. Bir de Demet Akalın'a bir cevap vermek istiyorum bu arada hazır şey gelmişken. Konu nasıl? Gelmişken. Ama cevap hakkı doğmasın. Yok o bana söylemişti ben. Ben Öztürk Serengil'in kızı olarak Nişantaşı'nın göbeğindeki bir hastanede dünyaya geldim. Ve dünyaya geldiğim gün bütün gazetelerde çıktı. O yüzden benim yaşımı saklama gibi bir şansım zaten istesem de yok. Böyle yok yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Tarih belli diyorsun. Tarih belli. O yüzden daha fazla... 54'lüyüm. Nişantaşı Hastanesi'nin başhekimi şu anda telefonda. Nişantaşı Hastanesi... Alo İbrahim Bey. Ben Seren Hanım'ın doktoruyum. 1954'te kucağımıza doğdu. Yavrucuğum o doktor rahmetli oldu. Sene 1940'da. Yani Gölcük'te ebe doğursaydı beni. Ha niye söylediniz? O ne zaman o ne dedi? Yani bir dakika şimdi Demet ebe mi doğurdu? Bilemem. Onu mu demek istiyorsun? Bak, bak söylerim Gülben'e hayır, gelir bilemem. Buraya. Başka bir şey söyleyeyim. Bak, ne kimi, bak, sen kimi... söylersen senin kankan doğru. Evet, evet. Söylerim Gülben'e. Ben bir şey söylemek istiyorum. Selam ne, söyle. Ne dedi ki Demet sana da sen cevap Demet'in verin. Şimdi kendinden yaşta küçük bir boyfriend'i var. Olabilir. Çok yaşça normal, küçük. Çok küçük normal mi? Bir şey. Ayrıca Demet de o kadar genç ve güzel ki zaten yaşı kaç Demet'in de zaten. Çıkmış bir yerlerde bir şey söylemiş. Sonradan da bana ertesi gün arkadaşım ben öyle bir şey söylemedim diye mesaj atmış ama. Sen ne şeytansın sen var ya. Ben kim tövbe haşa. Sen ne şeytansın var ya ne güzel beraber laflar. Ne güzel dinliyor musun Osman? Ne güzel laflar söylüyor onu yüceltirken kendini de yüceltiyor bu arada. Evet, evet, zaten genç bir bayan diyor yani. Çok, zaten herhalde çok vay, genç ve çok vay. Güzel. O zaman benim kendinize hayatım kendinize güveneceksiniz diyorum. Her zaman. En güzel benim diyeceksiniz. En iyi benim diyeceksiniz. Evet evet. Yalnız benim hayatımın sözleri hepsi yok bende. Var mı sizlerde? Yazılı. Sizde var seyirciden mı? Seyirciden yazılı söz istiyor. Sen duydun mu böyle bir şey? Abi 30 sene evvel okumuşum. Nasıl edeyim ben? Vallahi hatırlamıyorum hepsini ya. Seda telefonunu arasın söylesin o sözlerini bize. Seda bağla. Seda Sayan. Kimde var? Var mı Belgin'de sizde? Varmış. Peki evet girelim abi.
Elleri göreyim, elleri, 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 elleri. Işıklar altında sönmüş gibi, dostlarım içimde. Işıklar altında sönmüş gibi, dostlarım içimde. Yalnız biriyim, bilinmez yollara girmiş gibi. Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Sözlerine dikkat edin. Buradaki sözlere dikkat edin. Uzaktan görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meşhule döndü benim hayatım, bir meçhule döndü benim hayatım. Zamansız sarardı benim hayatım, mevsimsiz sarardı benim hayatım. Yanan ateş zamansız küllendi, yanan ateş mevsimsiz karardı. Allah benim hayatım. Efendim, biz verdiğimiz sözü tutuyoruz.
Tam 10 şarkı etti. Tam 10 şarkı. Daha 15 tane şarkı var. İbrahim Bey, bu Cano'ya açıklama yapmayacak mıyız? Osman Yağmurdereli'yi Cano'ya davet ediyoruz. Osman Yağmurdereli'yi dertlerini dökmek için, ilk aşkını anlatması için. Abla özür dilerim, Esin abla. Biraz besin, yani beslemişsin çok maşallah. Evet abi, mikrofon almazsan olmaz. Oho. Ya, bir yak. Onu demek istedim yani. Yani bir yakan mikrofonu yok. Osman az geri gel. Evet, İyi bu. Miyim? İyi. Evet, evet, evet. Cano. Nasılsın, iyi misin oğlum? Aferin. Ben seni çok seviyorum, biliyor musun? Hep seyrediyorum. Bazen sana yalan söylüyorlar ama ben sana yalan söylemeyeceğim. Şimdi ben bir süre önce bir hastalık geçirdim, biliyor musun? Bir gazeteci benim aslında hasta olmadığımı, bu halkı kandırmak için bunu yaptığımı yazdı. Ben hiç halka yalan söylemedim. Hep onlarla yaşadım. Ve her zaman da dürüst oldum. Onu mahkemeye verdim. Şayet mahkeme beni haklı bulur, tazminat alırsam bütün parayı kanser vakıflarına bağışlayacağım. Canım, biz kimseye mesleğini öğretmiyoruz ama gazetecilik biraz araştırma ister. O kadar hastanede yattık, o kadar Türkiye'nin en ünlü doktorlarıyla bir yola girdik. En ünlü. Bir gazeteci hangisini ararsa benim neremde ne olduğunu öğrenebilirdi. Ama dedikodularla, yok ünlü bir müzik yapımcısından duydum, yok bir tiyatrocunun hanımından duydum diye dedikoduya dayanarak iftira atılmamalı. Yüreğim çok yandığı için seninle dertleşiyorum Cano. Aslında o insanlar konuşmaya bile değmez. Bizim muhatabımız bile olamaz. Bizi bilen halk, izleyici zaten biliyor. Eğer bugün yürüyebiliyorsam zaten onların duasıyla yürüyorum. Allah bana yol verdi, izin verdi, yürüyorum. Ayrıca yarın, bu hafta, 10 gün sonra ne olacağı belli olmaz. Hiç kimse bilmez. Mühim olan yaşadığımız sürece dostlarımızın, insanların kalbini kırmamak. Para her zaman kazanılır. Şöhret bugünkü Türkiye'de çok kolay. Ama dostluk çok önemli. Bak, burada 3 arkadaşız biz. 25 sene, 29 sene. Benim öyle 3-4 tane de arkadaşım var. Kamil Sönmez'den de vazgeçemem. Müjdat'tan da vazgeçemem. Biz insanlara sadece dostluk yapmaya çalıştık. Biz iftirayı hak etmedik. İbrahim her zaman ne der? Allah benim için ne düşünüyorsa herkese 2 mislini versin. 10 mislini versin. Beni anlıyor musun Cano? Bu akşam içimden bunlar geldi, bunları söyledim. Biraz da duygulandım, kusura bakma. Başka bir akşam İbrahim abinin istediklerini de söyleyeceğim. Ama bu akşam değil. Hadi öpüyorum seni. Osman'ın söylediği şeyler çok doğru gerçekten. Bana da birkaç tane dostum böyle sordu. Ama ben onun doktoruna gittim. Aynı kendimi bir check-up'tan geçireyim diye. İbrahim Bey, eğer mümkünse istediklerimizi yapın dedi. Çünkü Osman Bey de çok geç kaldık dedi. Bunun bizzat benim gözümün içine bakarak arkadaşımı bana anlattı yani. Ben o güne kadar yırttığını biliyordum. Yine de yırttı. Ne yaptınız peki dedim. Onun dedi, onda olanı dedi, uyuttuk dedi. Sersem bir vaziyette. İnşallah uyanmaz. Ve diliyoruz yaşadığımız kadar yaşayalım. Çünkü yapacağımız çok şeyler var. Bu yaşadığımız sürece de o uyusun. Hatta gebersin orada.
Seren Hanım'dan bize bir haber geldi. Bizim örf adetlerimize uygun olmayan bir durumdur dedi. Yani gidip şarkı söylemek, program yapmak, kendisi şu anda bir görev yapıyor bir yerde, program yapıyor Uçan Kuş'ta. Bir çocuk düşürdüğünü, o çocuğun da onun için çok önemli olduğunu ve gelemeyeceğini. Böyle bir şey duyduk, doğru mu bu? Mikrofon... Anlamadım ben şu anda. Yani bu şunu söylemek efendim, istedim. Yeni bir şarkı söyleyeceğim ben. Özür dilerim. Anlamamış. Ben başka hayır hayır söyleyeyim. Şunu söylemek istiyorum. Düşürmedim. Ben çocuğumu 9 aylıkken kaybettim. Ve bir senedir hiçbir... 9 aylıkken mi? Evet. Eylül'de 9 aylıkken bebeğim karnımdayken öldü. Kordon dolamasından dolayı. Ve şu saate kadar hiçbir... Mehmet Ali'ye de çok benim artık akrabam gibi olmuş olmasına rağmen... Hiçbir eğlence programına, yani müzikli hiçbir ortama gitmedik. Eşimle gece sokağa çıkmadık. Bulunmak istemedik yani sonuçta. Bu yüzden mi söylediniz yani gelemeyeceğini? Şunu söyledim, yani benim için bir sene en azından dolsaydı iyi olurdu dedim. Ama sizi kıramadım. Sonuçta ben üzüntülerimi hep arka etmiş bir insanım. Herkese de öneriyorum. Çünkü hayat çok kısa, ben babacığımı kaybettim. Bir şekilde hepimiz zaten göçüp gideceğiz ama ne birbirinizi kırmaya, ne üzmeye, ne küslüğe, ne arkadan konuşmaya, ne tanımadan bir insan için ahkam kesmeye. Hakikaten insan ne yaşarsa Allah muhakkak onun sebebini veriyor. Seren akıllı bir kızdır. Lafını kesiyorum, özür dilerim. Seren akıllı bir kızdır gerçekten. Konuşmalarında, uslubunda hiç kimse rahatsız olmaz. Lafı da böyle gediğine derler ya, lafı gediğine koyduk. Efendim reklamlara giriyoruz. Reklamlara girelim. Evet, 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 evet. Şu anda bizi Amerika'da, New York'ta bizi izleyen benim sevgili oğlumun kirvesi Sayın Necdet Ulucan. Osman'ın dediği gibi, o da Osman da diyor, benim abim diyor. Benim kirvem de rahatsız ama Allah'a şükür sesini çok iyi duyuyoruz ve sesi de bize çok iyi geliyor. Allah onu bize bağışlasın ve sevdiklerine bağışlasın. Kirvem benden bir uzun hava istemiş. Ağam ağam uzun havasını az sonra okuyacağım. Şimdi okuyacağım uzun havayı. Kirve ellerinden öpüyorum. Senden hayırlı müjdeler bekliyoruz. Şimdi okuyacağım uzun havayı da mahkum dostlara, mahkum arkadaşlara, mahkum kardeşlerime gönderiyoruz. Cezaevlerinde en çok dinlenen parça bu. İbrahim Tatlıses'in şimdi söyleyeceğim uzun havası. Her dem et, her dem ey zalim felek, ah, ah, her dem ey zalim felek, sineme, sineme dokunma benim.
sineme dokunma benim, benim, benim. Ah taş mı sandın, taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kalem. Bedenim, bedenim. Her dem ey zalim felek sineme dokunma benim, benim. Taş mı sandın yüreğim kalem, bedenim, bedenim. Güzel alkışlarınızı Sendur kardeşime alıyorum. Teşekkür ederim. Mazalım bir zaman. Amma bak, amma zalım bir zaman gider o yara haber yarda yanar kül olur bir zaman. Tenha gecelerde, tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli. Karanlık gecelerde beni eyler mi teselli? Baykuş sesini, baykuş sesini, bülbülü şeyda. Tenha gecelerde, tenha gecelerde ben eylesin teselli, baykuş sesini bülbül şeyda. Ya değişme ma ma ne ma ne ma. Teselli
Biliyorsunuz ki dünyada en çirkin ses baykuş sesidir. En güzel ses de bülbül sesidir. Ama diyor ki eğer ki tenha bir gecede beni eğiliyorsa teselli, baykuşun bile sesini bülbülü şeydaya değişmem. Bülbülün sesi istediği kadar güzel olsun. Beni sıkıyorsa, ruhumu daraltıyorsa, bana ne bülbülün sesinden? Baykuşun sesi bana bülbül sesini katlatır, yeri getirir. Ah tenha gecelerde beni eyler mi teselli, baykuş sesini bülbülü şeyda. Yezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyar. Yezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan
hasıl edemem aman. Başım alıp hayra gidem. Bu bendeki aşk değil. Cano cano söyle bana nere gidem. Bu bendeki aşk değil. Cano cano söyle bana nere orada ben burada. Başım yine belalarda. Başım yine belalarda. Sen orada ben burada. Sen orada ben burada. Başım yine belalarda. Başım yine belalarda. Koyma beni buralarda. Haydi beni buralarda. Söyle bana nere gider. Söyle bana nere gider. Koyma beni buralarda. Koyma beni buralarda. Söyle bana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Önce ilk başta diyaloglara girdiğinde aksak giriyordu. Sonra aftak girdi, toparladı. Hepsinde aftak girmeye başladı ondan sonra biliyor musun? Misiniz? Şerefsiz miyim? Süperdim, süper. Ama bir zamanlar az solisti bu. He? Var, kulak var demek ki. Aftak mı? Acayip, bakayım. Tamam çocuğum, çok iyi kulak var Allah. Fena değil, fena değil. Uy ben neden nasıl edem? Başım alıp hara gidem? Uy ben neden nasıl edem? Başım alıp hara gidem? Bu bendeki aşk ne? Cano söyle bana nere gidem? Bu bendeki aşk değil. Söyle bana nere gidem? Ağam 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 öz ağam yatmamış ama yağam. Necdet abi ellerinden öpüyoruz. Allah sağlık versin. Gem yüküne dayağam. Muhabbet ölüncedir. Muhabbet ölüncedir deme gözden uğrağım. Yatmamış ama yağam eneyin meneyin 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 eneyinim. Ağam ağam özbeğim ağam yatmamış ama yağam gam yüküne dayağım. Muhabbet ölümcedir, muhabbet ölümcedir deme gözden uzağım. Yatmamış amma yağım, gem yüküne dayağım. Kör alır, kör alır, kör alır, kör alır, kör alır.
Hadi gel ağam gel. Hadi gel ağam gel. Hadi gel gözüm gel. Ben sana gözüm demem. Ben sana gözüm demem. Tene düşer kör olur. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü kem olur. Ben sana reyhan demem, yaprak döker. Ben sana yaprak demem. Ah, ben sana reyhan demem, yaprak döker dal olur. Sana paşam demem, tahttan düşer azl olur. Ben sana sultan demem, tahttan düşer azl olur. Ben sana begim diyerem, çünkü daim beyler bey olur. Bey olur, 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 hayır. Uzun havanın sonunu reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Kıyamet kazığından bu gece kopacak. Kopacak evet bu gece. Bu gece ne varsa ortaya dökecek. Reklamlardan sonra. Reklam bitse de şu oyun oyun bitmeden reklam girse. Arkadaşlar bu yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Bak bunu eğlencesine oynuyoruz. Çocukları renklere alışsınlar diye. Bunu Fransa'da renk öğrensin diye çocuklar yaptılar. Siz bunu sakın oyun haline getirmeyin. Kaç renk var bunda? Sana ne? Elime bakma. İbrahim ne yapıyorsun ya? Bakmıyorum ben oraya şeye bakıyorum. Ama ne ayıp şeysin. Ay bu boşum ne zaman bitecek? Biz bir önce eve gitsek reklamlardan sonra. Yok canım dur biteceğiz. Sanki benim mikrofonumu da açmıyorlar bunlar. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz. Çifokeyi mi çaldın? Nasıl çaldın? O zaman ben açarım. Parfümün çok güzel. Yemin et. Madem çifokeyim var açayım yemin bari. Yemin et. Ay evet. Çok sıkıldım eve gitmek nasıl istiyorum. Bir önce bir Seren sürü gel şimdi boşa gidelim. Seren gel. Bir ben senin bakalım. Babanın dostuyum. Vallahi. Evet. Bir şey söyleyeyim. Şarkını da söylemedi. Dönüyorum la. Seren gel kızım yanıma. Ay eteğime okay. Ece sen de gel. Ay gelemiyorum eteğime basıyorum. Hepiniz okey'e dönüyorsunuz haberiniz. Mikrofon alın kardeşim. Hah, aferin. Ay. Yap abi. Yap taşları. Ben burada durayım. Uğurlu geleyim. Tövbe tövbe yarabbim. Bak ben çok uğurlu bir insanımdır. Aa, çok iyi oynarım. Herkesi yenerim. Niye benim başım adı? Ağrıyor ya. Apranak sorun var mı? Okey. Okey mi? Okey. Başarı filacı verin ablamıza. Apro var mı? Sus ya. Mehmet Ali var ya. Çantamdan baş ağrısı şeyini getirin. Ne olur. Benim uyku saatim geçti. Ayıp söylemesi Amerika'dan. Mehmet Ali gel. Ne güzel ama bak çağır. Oh böyle bir çay yok. Abi bak okey çalacaksınız oynamamı. Canımı hissettiniz ya. Burada hayır, reklam arasında nasıl Seren dizdin nasıl bittin lan? Başım ağrıdı. Abicim reklam koy çayımı kardeşim. Koko. Yine bir dilim takıldı ben de kusura bakma. He bu arada Faruk Tınaz selam söyle. Gözlerine bakarım. Faruk Tınaz'ın biliyorsunuz son bir kaseti çıktı. Çok güzel, romantik şarkılar okumuş. Faruk kardeşim buradan tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Peki korsanı var mı onun? Yunus gibi.
Anlasana Ermeni. Sen bir şey anlattın. Osman bir şey anlattı. Var ya dedi ki korsancılara sordum. Sen anlattın bana. Dedi. Yalanına. Yemin billah ediyorum. Bu konuyu böyle açmayalım. Rica ederim. Ama vallahi ikisi birden bana anlattı dedi ki. Ben anlatmadım. Sus yemin ya. Ederim. Korsanını, korsancılar demiş ki onun kasetine zarar ediyoruz. Korsanını yapamıyoruz abi. Ya sen var ya namusma sen söyle. Vallahi bana anlattılar. Ben söyleyeyim de benden günah gitsin abi, değil mi? İçinde. Ben buraya geldim, bunu İbrahim de senden duydum. Aa! Benim başım büyüktür, ben lütfen böyle şeyler. Ben bu piyasadan değilim kardeşim yani, Allah Allah. Yani tabii işin esprisi bir yana, bu arada konuşarak reklamını yapıyoruz yani kardeşimizin. Bir şey söyleyeceğim. Evdekiler oturmuşlar, hepsi şey Sabuha'yı istiyorlarmış. Nereden bilir, hayatında Tuğba Sabuha'yı nereden bilirdi? Tutturmuşlar Sabuha istiyorlar. Ya senin hanım. Evet, Sabuha. Sabuha. Esin de istiyordu. Demeden önce, Uzun Hava'yı biraz sonra, az önce Necdet Kirvem Amerika'dan aradı. Dedi ki burada pazar günü en büyük eğlencemiz Amerika'da Türklerin İvo Show. Ve oturmuşuz dedi. Abi reklamlar da... Melih Ekmekçioğlu ne istiyor? Anlamadım. Melih Ekmekçioğlu kim abi? Beni mi arıyorlar? Osman arıyor. Abi canlı yayındayız ya. Okey'de dördüncü olmak. Abi dördüncü olmak bize. Vakit geçiriyoruz çayına. Yok biz abi. Özellikle buraya bir kişi oturmadık ki kamera kapatmasın şeyimizi. Necdet Kirvem telefon açtı burada dedi. En güzel şey burada pazar günü İbo Show'ları izlemek. Şu anda orada saat, burada saat 11. 7 saat alıyor. Saat tahmin ediyorum 4. 4 veya pardon 3'ü 20 geçiyor orada. Oturuyoruz dedi. Bir ailedeyiz dedi. Bir evdeyiz ve İbo Show'u izliyoruz. Çok da dedi keyif alıyoruz. Acayip de duygulanıyoruz. Buradan alkışlar mıyız? Amerika'da kim izliyorsa bizi. Biraz sonra yayına girince yapalım. Reklamlarda yapmayalım. Sabuha diyoruz. Sabuha!
dakika. Ya bu tam rezillik. Ya ayıp ama ben hiç hile yapmadım bak, yemin billah ediyorum. Elime edeyim ben, dağıttım değil mi bunu? Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu normal kaç taşla oynanıyor? Bende 18 tane var. Bende de 16 tane var. Ayıp ya, ayıp ya, bırakın hadi. Kızların mikrofonunu açın. Ya niye bizim mikrofonumuzu kapattınız? Efendim, burada kendimizi yırtıyoruz. Erkekler yayın, evine yayın. Huzurlu dönsün diye, huzurlu dönsün diye giderler kahvelerde taş oynarlar. Ama aslında aklı olan erkek, aklı olan erkek karısını evde bırakıp gidip kahvede taş maş oynamaz. Ancak şöyle bir şey yapabilir. Çocuğunu koklayabilir, çocuğunu koklayabilir, hanımını eşini koklayabilir. Evinin hesabını kitabını yapabilir. Oradaki taşın hesabını yapacağına biz bunu özellikle koyduk ki insanları ve bir de hiç sigara içmese bile kahvelerde olağanüstü o sigara içmese bile leş olarak sigara olarak gibi evine gidiyor. Benim durumum öyle oluyor. Çok okey oynamak istiyorsa alsın bir takım evinde alın karısıyla, enişesiyle, bacısıyla oynasın. Alın gözüm görmesin, al. Ve yani insanın eşi de evde orada oyun oynuyorlar, burada hiçbir şey yapmana oturuyorlar. Bak, ne yapıyorsun? Biz neyi vermek istedik biliyor musunuz? Sıkıntıdan öldük burada. Sam abi de türlü türlü istiyor. Abi bu akşam istek gecesi abi. Evet bu abi. Bu akşam kıyamet kopuyor biliyor musunuz? Evet. Bak, beyaz mendil de var, beyaz mendil. Bir beyaz mendil. Biz yani burada... Senden keskin bıçağı söyleyeceğiz. İbrahim Bey. Ama benim seninle ne? Heyecanım bir şey. Bir dakika. Benim tonumdan ama. Senin tonundan fark etmez. Ona göre. Biz vokal yapalım. Bu, bütün akşam oturdum burada. Yok senin tonundan. Ne istedin? Beni bu yüzden mi sahneye çıkardınız? Ne? Sarı etek onu istiyorum. Etek sarı. Sen etekten yemek, sarısın. Yemek. Aa, o güzel. Ben de seviyorum o türküyü. Sen gelmezsin bir türlü re evladım. Re. İki gözüm dış kapı da beklerim, avucum içinde yüzüm var. Her akşam aynı hüzün yol gözler. İki gözüm dış kapı da beklerim, avucum içinde yüzüm var. Çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertleri, türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sevenim üstüne bilmem bana kastım ne bu hayat senin diye beni üzdün niye var? Yar sevmedim üstüne bilmem bana kastım ne bu hayat senin diye beni üzdün. Çektim
gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Bir daha, bir daha. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim. Türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü. Şimdi son kasette, son kasetimizde çok sevilen türkülerden biri de bu. Bakın söylüyorum, sayıyorum. Ağrı Dağı, Bulamadım. Neydi o? Sen Al Canımı. Eşarbını Yan Bağlama. Türlü türlü. Böyle devam edip gidiyor. Daha diğer parçalara gelinilmedi bile. İnşallah bu yazın sonuna doğru gelinebiliyor mu? Bu Seren Serengil'i çağırıyorlar. Gel. Abi yeter bu suyun suyunu çıkarttın ha. Suyun üstüne mi döktün? Dizden aşağı Amerikan plan çekmeyin. Amerikan plan çekmeyin. Göğüs plan çek evladım. İstersen mikrofon da. Senin akordun ne? Batıre. Serbest. Si. Re, aynı yerden okuyorum. Aman maşallah aynı yerden okuyormuşuz evladım zaten. Bu şarkıyı siz kuliste dinlerken beni Kübana'da, İzmir'de ondan sonra repertuarınızı almıştınız. Evet. Hatırlamıyorsam. Yok hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. O hatırlamıyor. Yani hatırlamıyorsam diyor. Şifreli kullanıyor cümleyi. Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı. Keskin bıçak diyoruz. Keskin bıçak. Ben o Sezen Aksu'ya kurban olurum ya. Ben de. Vallahi. Canım benim ya. Sezoş. Sezoş duanı esirgeme. Bugünlerde çok ihtiyacım var. Canım kardeşim. Sezen'in evine ben 3 senede bir gidiyorum. 3 senelik gıdamı alıyorum. Bir 3 sene sonra bir daha giderim. Bundan tam 4,5-5 sene evvel gitmiştim Yalı'daki evine. Sezen haklıdır görünmemekte, haklıdır konuşmamakta, haklıdır magazinsel olmamakta. Gerçekten haklıdır. Çünkü ıcığını cıcığını çıkartıyoruz bizler. Ben de başladım. Sen şimdi bekar olsan ıcığını cıcığını çıkaracağım da ama güzel bir evliliğin var. Çünkü hiçbir şey diyemiyoruz. Yani. Ama benim ıcığım cıcığım zaten yok. Hayır, yani, hayır bir şey diyemiyoruz çünkü. Niye? Sabah sağlam bir evlilik yaptı aslan gibi. Evinde, işinde, gücünde. Başka bir şey yok. Bir de ara sıra Demet'e takılıyor. Şey yok takılıyor. Canım, ben hiç kimseye takılmam. Birisi bana bir şey söylemedikçe asla. Hele haksız. Senin ağzın güzel laf yapar onu söyleyeyim. Çok düzgün konuşursun, çok doğru konuşursun. Çok üslubun da güzeldir, edebiyatın da çok güzeldir onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani. Doğruyu söylüyorum ben. Teşekkür ederiz. Haftaya Sezen Aksu mu? Evet, yok canım. Gelmez hayatta gelmez. Yok, ya. Ben de burada olurum. Gelmez lan oğlum tırsar benden lan. Osman. Yoksa gelir. Sezen bir gel de ben de şu en önde oturayım seni dinleyeyim. Çok özledim valla. Gelir gelir. Hep birlikte bir alkışlar mıyız? Bundan 6 ay önce. Ben beyaz gibi yapmayacağım. Ben beyaz gibi yapmayacağım. Bana 6 ay önce açtığımda rahatsızdı. Rahatsızlığı vardı. Peki dedim saygı duydum. Ama buradan çağrı yapıyoruz. Beyaz gibi çağrı yapmıyoruz. Aslan gibi gel diyoruz. Beyazı çok şey etti arkadaş. Çok yalvardı çocuğu ya. Hadi gel Sezen. Sezoş buraya. Seze seze soş. Sezoş buraya. Seze seze zoş. Seze seze zoş. Nasıl? Al mikrofonu.
Tekerleme gibi oldu. Sezon sezon hayır. Yok sezon sezon hoş. Dur sezon bu yok sezon hoş buraya sezon sezon hoş. Sezon hoş buraya sezon sezon hoş. Sesi büzüşesiceler. Bir dakika. Dur onu ben kim söylerim söyle onu. Şemsi Paşa. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Vallahi. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Peki şunu söyle çıktım incir ağacına yedim hamını mamını. Ham vardır ya ham yani. Tabii terbiyesiz. Allah Allah. Ya zaten var ya bir de. Ham incir. Sen pişirmeden pişir bir dakika. Ham bir şeyi nasıl bana yediriyorsun pişirmeden? İncir ağacına çıkıyorsun. Allah ceza. Mangal koyacaksın oraya. Çıktım incir ağacına hamını mamını. Hani o tas bas bir 40 tas bilmem ne var onu söyle. 3 tunç tas has hoş hoşaf. 3 tunç tas has hoş hoşaf. 3 3 tuz 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 3 tunç tas. Üç tunç tas. Has. 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 Hoş hoşaf. Hoş hoşaf. He. Üç tunç tas has hoş hoşaf. Üç tunç tas has hoşaf. Üç tunç tas taş. Üç tunç tas has hoşaf. Has var ama has hoş hoşaf. Ay. Üç tunç tas has hoşaf. Has hoş hoşaf. Has hoş hoşaf. He. Üç tunç tas. Üç. Dur bir dakika. Üç tunç tas. Has. Hoş hoşaf. Üç tunç taş. Ay bana bir tane daha. Üç tunç taş. Tunç tunç. Allah cidden. Bir dakika abiciğim. Sakin ol. Üç tunç taş. Ne? Üç tunç tunç taş. Sakin üç, ol. Tunç, İbrahim sakin üç, ol. Üç tunç taş. Has hoş hoşaf. Daha zorunu söyledi. Hadi bakalım sıkıyoruz amını söyleyin. Üç taş. Üç tunç tas, has hoş hoşaf. Has hoş hoşaf. Evet. Müzikalite yapıp söylersen daha kolay. Daha kolay. Üç tunç tas, has hoş hoşaf. Üç tunç tas, has hoş hoşaf. Beste yapalım. Üç tunç tas, has hoş hoş hoşaf. Bravo. Allah seni kahretmesin, Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben niye? Peki. Üç berber. Yok. Bir berber. Bir berber. Bir dakika. Üç berber nereden çıktı? Bir berber. Olsun iki tane olsun lanet gelsin. İki berber bir berber. İki olsun bizim olsun. Hı? İki olsun bizim olsun. Peki. Bir berber. Bu bir berber. Sarımsak meselesi de var bir de. Evet. Şiyordu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak. Onlar daha birinci etap onlar kolay. Ya, söyle bak kolay. Hadi, söyle. Hadi söyle. Şiyordu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak. Ay zor. Söyle bakayım. Zor. Şu anda... Reklamlar. Reklamlar giriyor da evet, benim reklamlar. Evet. Çok zaman gel de kurtulsun. Zalimliktir yaptığın, hainliktir yaptığın. Gel artık, dön artık, ömrüm kurtulsun. Zalimliktir yaptığın, kalleşliktir yaptığın. Gel artık, dön artık, ömrüm kurtulsun. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Sana düşmüş, muradın olsun. Yeter artık, yeter, bu gidiş son bulsun. Gel artık, dön artık, ömrüm son bulsun. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş, muradın olsun. Yeter artık yeter, bu gidiş son bulsun. Gel artık, dön artık, ömrüm kurtulsun. Şöyle. Lepe, lepe.
Söyle gülüm söyle, hiç mi sevmiyorsun? Gel artık, dön artık, ömrüm son bulsun. Söyle gülüm söyle, hiç mi sevmiyorsun? Gel artık, dön artık, ömrüm kurutulsun. Urfa sana küsmüş, haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş, buranın olsun. Yeter artık, yeter, bu gidiş son bulsun. Gel artık, dön artık, ömrüm kurutulsun. Urfa sana küsmüş, le haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş, muradın olsun. Yeter artık, yeter, bu gidiş son bulsun. Aa, gel artık, dön artık, ömrüm kurutulsun. Urfa sana küsmüş, le haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş, muradın olsun. Yeter artık, yeter, bu gidiş son bulsun. Gel artık, dön artık, ömrüm kurtulsun. İbrahim Bey, burada Urfa'yla küsme. Yakında seçim var, 22 Temmuz'da. Ben doğduğum günden bugün Osman Bey dediği gibi Urfa'ya küsme, yakında seçim var. Biz seçim için, meçim için Urfa'ya değil. Biz doğduğumuz günden beri Urfa'ya küsmemişiz. Yeter ki Urfa bize küsmesin. Biz Urfa'ya küsemeyiz. Heh. Küsme cesaretini, benim Urfa'ya küsme cesaretini gösterebilecek kadar bir cesarete sahip bir insan değilim. Ben gözümü açtım. Gözümü açtım, dediler ki bu anandır, bu babandır. Aha, burada senin memleketindir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Şanlıurfa'dır. O zaman Şanlı değildi, sonra Şanlıurfa oldu. Senin varın yoğun burasıdır. Aha, bu kırmızı beyaz ay yıldızlı bayrak da senin bayrağındır. Her 11 Nisan'da da, her 11 Nisan'da da Urfa'nın kurtuluşu kutlanır. Urfa'dan düşmanları büyüklerimiz, atalarımız nasıl atmışlar onu kutlarlar. Onu bilirim, onu söylerim. Ben toprağımı da, bayrağımı da, bu ülkede yaşayan bütün insanları yüreğime, bağrıma basan, seven bir insanım. Şu günlerde çok tehlikeli değil. Çok güzel günler geçiriyoruz. Aslında elek eleniyor. İyi olanlar Türkiye için ve insanlık adına, insanlık için düşünen en iyiler eleğin üstünde kalacak. Ama ufalanlar eleğin deliğinden aşağı dökülecek. Bu kadar açık ve net. Her şey Türk insanı için, her şey vatandaş için, her şey vatan için. Onun dışında beni başka türlü bir siyaset, efendim... İbrahim Bey, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu mesajlarınızdan aynı bir seçim meydanında konuşur bir hava buldum. Değil mi arkadaşlar? Tebrik ediyoruz efendim. Hafif ince ucundan bir özel oluyor. 22 Temmuz'da Mehmet Ali Bey, sizin Amerika'da böyle biliyorsunuz. Adaylar karşıda, yorumcular burada. Mehmet Ali Bey, sizce İbrahim Bey 22 Temmuz'da aday olur mu? Olursa seçilir mi? Olursa Urfa'ya ne getireceğine bağlı. Urfa'ya denizi getireceksin mi? Bir rahmetli belediye başkanı demiş ya bir... Hayır, belediye başkan adayı. Sonra milletvekili adayı olmuş. Belediye başkan adayı. Dedi ki, Urfa'ya Fırat'ı getireceğim. Dediler ki, yuu. Çok sinirlendi. Dedi ki, Urfa'ya, Urfa'daki balıklı göldeki suyu kalaya çıkaracağım. Vallahi. Urfa Kalesi var, çıkaracağım. Bunun dediler ki, yuu. Hikayesi var, muazzam. Ulan adam ne dediyse 10 sene, 15 sene sonra Fırat Urfa'ya geldi, Harran Ovası'na geldi ve Balıklı Gölü'nün suyu da kaleye çıktı. Adamın dedikleri oldu yani. Evet. Bunun çok da bir film hikayesi var. Çekeceğiz inşallah İbrahim Bey'le. Hemen Mehmet Bey'e söylüyorum. Urfa'ya deniz geldi zaten.
10.200 tane köyü yutarak Fırat deniz haline geldi. Baraj Dicle ile Fırat evet. birleştiler. O gün siz yok muydunuz vardı, açılışta? Vardı. Çok muhteşem bir açılıştı. Urfa sana küsmüş, lehemen olsun gönlüm dala düşmüş, muradın olsun. Bu Seren şarkı söylemeyecek mi? O üç defa oturdu kalktı. Bunun sonu ne olacak? Kızın ben uykusu zaten, geldi. Ben zaten yaklaşık 3-5 senedir zaten söylemiyorum. Gene söylemedim. Evde kocası bekliyor. Beyefendi, buyurun. Biz siyaset konuşuyoruz diye. Evet, biraz daha az siyaset. Önce, az önce ne dedim çocuklar? Lütfen Sedur Bey. Bu şarkının sonu ne var dedim? Sensiye gel dedi. Hayır. Keskin bıçak. Keskin bıçak dedim zaten. Dedi. Siz geldiniz ikiniz. R mi arkadaşlar? R yapalım. Benim duygusal. R yapalım. Si 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 si. Batırey aman. Batırey aman ha. Sizde si bizde. Batırey olacak sen Nur. Doğru R olursa. Si değil, si değil yok. Yalnız anlarım biliyorsun. Hanımefendi buyurun. Yazı da var. Şöyle alayım abi. Hayırlı olsun. Fazla fazla fazla. Geldim kaldım yarım, neydi ne oldu şu tez canım, ertelendim hayattan, sevdim yarım derken bugün olmazsan olur yarın, kendimden kaçan yârim keskin bıçak, nerede sende o yürek yardan cayacak. Köşe bucağı, şeydim köşe
bucak. Kendimden kaçak. Yar, kes köşe bucak. Nerede ben köşe bucak. Nerede? Yardan köşe bucak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli saz üstadlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Seren kızımıza teşekkür ederiz. Pek duymadım ama duyamadan söyledim. Artık kusuruma bakmayın. Yani iyi söyledin, iyi söyledin. Aferin. Vallahi çok güzel. Keyif aldınız mı? Keyif aldınız mı? Ah yaz bilmem, okuram yaz bilmem. Ah bu yaz beraberdik, bu yaz beraberdik, gelecek yazı bilmem, yazı bilmem, kimden beraber olursunuz onu bilmem. İnşallah Maki'ye gelirsek biz de olacak insanlar buluruz, aman aman. Bu gece içine verdik. Akar gider kardeş Murat böyle. Ah ben derdimi felekten sordum. Ben derdimi felekten sordum. Felek dedi kardeş bu derdin Murat böyle. Ay 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 ay. Felek dedi kardeş bu derdin muradı böyle. Ah ben derdimi felekten sordum. Felek dedi kardeş bu derdin muradı böyle. Karazı muhabbesi ne göynüm sevmez herkesi. Esmersen güzelsin. Allah olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Esmersen güzelsin. Olursa o kız olsun. Le 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 canım. Esmerler kovardasın. Elinizi bırakmamı istiyorsanız hemen bırakırım hanımefendi. Yok yok al 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 bu mikrofonu al. Siz çektiniz vallahi. Ben çekmedim bile elimi. Aman ha ben elimi itenim ayağını iterim. Aman. Siz bırakmadınız bir dakika. Olmaz siz bırakmadınız. Ben yok ben bırakmadım. Aman Allah'ın selameti başına olsun. Sevgilisi varmış bilmem neyi varmış. Elimi itiyorum. İbrahim Bey ne oldu anlayamadık. Biz Seren Hanım'ınca konuşuyorduk. Siz zaten bir şey konuşmaktan görmediniz oldu. Görmedim ben ne oldu. Ben aldım, evet. Aldım. Kız yalnız evet. Tek başına kaldı zorda sohbet ederken. Ediyorum aldım diye. Birlikte oynayalım diye elini tuttum böyle. Beş parmağın beşini geçirdim böyle parmaklar mı? Evet, evet Mehmet Ali Bey. Dinliyorsunuz değil mi? Ondan sonra bir baktım elimi. Bak aynen gösterin. Şöyle. Gösterin bir kere böyle, mahsus. Böyle, böyle oynarken bir baktım böyle yaptı. Siz çektiniz. Şöyle yaptı ben. Ondan sonra... benim özür dilerim. Aa, benim, bir dakika. Benim özür dilerim. Elini tutacak bir elim var benim yani.
Var. Benim de var. Bir dakika, bu konuda Mehmet Ali Bey ne düşünüyorsunuz? Bende de var. O mengenelerden nasıl kurtuldu, ben onu merak ediyorum. Hangi mengene? Siz. Evet. Evet. Ama evet. 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 Mengene diye zaten sizin parmaklarına söylüyor. Yani bir tuttu mu bırakmaz diyor. Bırakmazdım ama ellerim o sıcaklıktan hissetti. Dedi ki istemiyorsun. Beni bırak diyor. Ben de hemen bıraktım. İyi yaptın. Öyle. Sizin eliniz uğurludur. Aa, bunu söyleyen dördüncü sen... kişisin sen şimdi. Ne? Ben... Pardon. Ne dedi? Hayır yani. Ben söyleyen diğer... dördüncü kişiymişim de. Evet. Ama yani İbrahim Bey dokundu mu uğur yapıyor falan. Daha önceden de söyleyenleri duydum. Sen dördüncüsün. Öyle mi? Evet. Peki bir şey söylüyorum. Yok ben evet. Zaten. Sen benim canımsın. Sağ ol. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bir yer severim harbici olduğun için. Buyurun. Sana el vermiştim. Evet. O gün bugün gidiyoruz. Ya. Bir aksaklık oldu mu? Size bir şey söyleyeyim mi? 16 yaşında çıkmaya korkuyordum. Elimden bir çekti sahneye çıkardı. Hiç kimse Seren Serengil ay o kim falan derken yürü kız dedi. Beraber aynı kadroda çalıştık. O günden bugüne... Ve az solistimdi yani. Özür dilerim. Estağfurullah. Hayır solistimdi. Ben altta çalışıyorum ama solistimdi. Ve sahnede o kadar büyük bir insan ki işte nereden büyük bir... Solistime geç kalırım. Bak 15 dakika geciktik diyordu. O İbrahim Tatlıses esas solist oydu tabii ama... Hiçbir zaman, her zaman saygıda, hiç kimse zaman küçümsemedi beni. Bana el verdi. Bakın ben 5-6 senedir hiçbir şey yapmıyorum. Ama nerede, nereye çıksam reytingler birinci sırada oluyorum. Bir gün bana her el gün vermedi. Beni seyretmeye devam ediyorsunuz. Bunu İbrahim Tatlıses yapmış. Bir gün bize el gerçekten vermedin ben. Bir gün. Bir gün el mi verdim? Bak, size neler verdim Allah cezanızı verecek. Size. Bir el verdim. Size el. Bir ton para verdim. Ulan benim, bize bir el mi verdin? Lan ben el vermedim de beni soyup soğana çevirdiniz ikiniz var ya. Bana ne verdin? O taş var ya, o taşın gözü çıksın. İpin ucu bendedi. Bir ucu bendedi. Esersen güzelsin. El bilir, dünya bilir. Le 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 canım. Benim gayrım sizi dedi. Esersen güzelsin. El bilir, dünya bilir. Le 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 canım. Benim gayrım sen. Reklamlardan sonra kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Programda boş yok, boş yok. Sevgili efendim kuruklar, şu anda Osman Yağmur Derili uzaya ilk çıkan Türk olarak bu ünvanı elde etmek için İbrahim Tatlıses'le birlikte. Mikrofonu ver bana abicim. Ben burada olmak istemiyorum. Şu kodlarımı çözer misin? Bunu ciddi mi söylüyorsunuz? Şaka herhalde. Korkuyorum. Hayır şaka değil, ciddi. Korkuyorum. Abicim profesyonellik başka bir şey ama. Arkadaş sen otur. Ben hastayım abi. Bir küçük bir salla bakayım. Nasıl yani? Bir salla bakayım evladım. Lan oğlum sakın sallama. Arkasında motor var efendim. Aa! Ne lan bu? Masaj makinesi gibi. Bir dakika. Yeter. Bir dakika dur. Yeter lan. Dur. Yeter lan mı? Evet o benim oğlum, sana ne? Ha. Ne bileyim yani lan man öyle. Lan oğlum. Şş alo. Ha. Ayıp oluyor. Elimiz kolumuz bağlı diyor, yiğitlik yapma bize burada. Tamam. Evet ben. Şimdi bir şey soracağım. Bu kadar iyi, bu kadar iyi, tamam mı oğlum? Az önce. Evet. Görüştüğünüz insana. Evet. Görüştüğünüz insana. Sana ne abi ya, sana ne?
Niye? Az önce bana ne demiyordun ben? Her türlü şeyi sordunuz. Deli mi abi bu arkadaşın senin? Neyle ilgili soruyor? Bu arkadaşın çatlak, bunu soruyorum sana. Ya rica ederim, beni bırakır mısınız ya? Bir dakika abi. Beni sevip sevmediğini rica ediyorum. Bir duyacağım. Seni... Ulan salla dünya abi. Bir yana sen bir yana ben. Bir dakika, şimdi değil. Evet. Dünya bir yana, İbrahim bir yana. Tamam. Beni seviyor musun? Çok seviyorum kardeşim. Oh, masaj makinesi gibi. Oh, Seda'nın çocuğu düştü, bizim karaciğer düştü. Yeter. Şimdi bir medalya alalım. Uy uy. Çok löpür löpür o. Valla ben Osman. Doktor sen, mahveder Osman. Beni. Osman. Valla beni de doktorum, yarın doktora yiyeceğim sabah. Yok. Osman sen de gözde de fena. Halterden o, halterden. Halter. Kas kas. Ya diyor onlar bak, oğlum. Küçük küçük sallasana bak, löpür löpür o. Ya, ağacında ölürüm. O ne lan, dur sallama lan. Dur, dur sallama. Evet, Ece Gürsel abi. Ece gelsin. Sen bak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillah. otur. İyi olmaz. Allah çok şükür ya Rabbim ya. Evet, konu buradan geçiriyorsun. Ececiğim, burada sakın bir tuzak olabilir. Konu şuradan geçir abi. Ece. Burada tuzak var, sen bu yastığı önüne koy. Önce kolunu geçirecek, ondan sonra onu bağlayacaksın. Pardon. Osman abi. Önce kolunu mu geçirecek? Tabii. Kızım önce kolunu geçirecekmiş. Şuradan geçir, tamam. Niyeymiş, almıyorum. Alın yastık. Bu yastık ne ayol? Kız hoplayacak orada, çok ayıp ya. Yok, görünmüyor ki, dantel var. Ay sen var ya, siz akbaba gibi gelmişler. Bir şey görünmüyor ki, dantel var. Bu nereye bağlanacak gibi? Tuğba'yı arıyorum şimdi. Tuğba seyrediyor mu? Tuğba. Yanlış bir şey yapmam ki. Bakmayın. Ay anneciğim çok sıkıntı. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. Evet. Ece Hanım. Ece Hanım. Soruyoruz size. Bu tokat olayı. Sallıyorsun evladım. Bu mikrofonu. Tokat olayı doğru mu değil mi? Bir çok şey, sallıyorsun. Bir şey. Ay bir dakika, çok sallıyorsun. Yalıp... Cevap ver. Hayır. Cevap ver. Doğru söyle. Çok sallıyor. Dur, doğru söyle. Daha da hızlanacak ona göre. Doğru söyle. Ya acıyor diyorum. Başım ağrıdı. Hayır. Neren acıyor? ya yeter. Bir dakika. Nasıl yani? Ya neren çok acıyor? Veriyorsun. Bağıracağım şimdi. Beynime migrenim var benim. Vallahi çok sallamasınlar. Bir dakika. Çok sallama evladım. Hafif. Bir diyor karaciğerim var. Bir diyor migrenim var. Vallahi çok ciddi. Abicim bir şey soruyoruz. Evet. Zaza'dan... Çeviriyorsun. Zaza'dan. Çok sallıyor bak. Tokat yediğin doğru mu? Değil. Ben hiç kimseden tokat yemedim. Yemedim. Ya çok sallıyor bu ya. Ama doğru söyle. Çok zevkli. Masaj makinesi gibi. Doğru söyleyene kadar durmayacağız hayır, abi. Hayır. Daha yedin mi yemedin? Hayır, tartıştık sadece. Peki şu anda sevgilin var mı? Var. Kaç yaşında? 32. Ne iş yapar? Grafiker. Bu nereye dönüyor lan? Grafiker. Ay, çok seviyorum onu. O da seni seviyor mu? Bir dakika. Seviyor. Dur yavaş. Ay dur beynime kay. Ne zaman tanıştınız? Size ceza olsun işte, bak beni böyle sallarsınız. Ne zaman seviyorum. Tanıştınız? Ay, 1,5 ay. Nasıl 1,5 ay? Daha yeniymiş, nereden belli? Birbirinizi sevdiğiniz? İşte yani insan olarak çok seviyorum. İnsan olarak sevmek başka. Bir dakika. Nasıl yani insan olarak seviyorum? Aşık değil misiniz? Ay ne iğrençsin. Aşk yok mu? Konuş. Doğru söyle. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Ben aşka aşığım. Salla. O da sana aşık şimdi mı? Şimdi sallandığın zaman söyleyeceksin. En çok salla. Neren titriyor? Ay dur saçımı çek. Bir dakika, saçımı da dağıtma. En çok neren titriyor, onu söyle. Beynim. Beynim titriyor. Olmayan şey titremez. Evet. Bıraksın. İbrahim Beyciğim. Mehmet Ali'yi alalım. Evet, ben hastayım. Ali. Hastayım ben. Ben de hastayım. Ulan bütün hastalar beni buldu. Migrenli olan beni buldu. Mehmet Ali Bey. Vallahi yok, gelemem. Hayatta. Sen şimdi diyorsun ki benim yükümü Seren Serengil çeker. Benim kardeşim benim. O ben hastalandığım zaman. Güzel kızımızı alkışlıyor muyuz? Hastalandığım zaman başımda abi, bekledi beni. Ben de bekledim. Ya. Gel bakalım neyse, Mehmet Ali. Seren Hanım. Vallahi. Arkadaş ben de gittim doktorluk için. Sizi asla kıramam ama o kadar. Vallahi masaj makinesi gibi. Orası mümkün değil. Lan ben oturdum kardeşim. Allah koruyor abim. Allah yazmış hiçbir şey olsun. Oh, İbrahim'i koyalım. Evet. Hiç buyurun mi? Lan buyurun lan. Evet. Dahi evet. Yani. Her şey, İbrahim Tatlıses koyuyoruz. Her şeyi dakika, söyleyeceksin. Taş çaldın mı? Bir dakika. Yalan. Bir dakika. İbrahim'i koyalım. Peki dedim, hemen Seren de kaldı. Evet. Öyle. Ben kalkamam. Evet. Ben oturamam. Otur İbrahim Bey. Bağlayın. Bağlayın abi. Yalnız yalan sakin söylediği sürece titremeye devam etsin. Önce kol. Bağlayın. Önce kol bağlayın. Kol geçirelim. Buradan bağla buradan.
Yok abi kolunu geçir önce. Ya buradan bağlasana. Her şey güvenlik için. Kolunu geçir abi önce. Ulan sen var ya arkadaşım olacağını. Bu olmaz bu. Bu çok sen, şey. Bu şeye göreydi. Tamam girdi. Çok güzel oldu. Süper oldun İbrahim. Olmaz. Süper yakıştı. Dur abi sallama. O da bende şey var. Taşikardi var. Bende de var. Yetki bende. Ben idare ediyorum. Oradan. Afiyet olsun. Yemek ağır mıydı İbrahim Bey? Çok yaşa diyeceksin. Çok yaşa. İbrahim Bey çok yaşa. Sen de gör desene lan. Ya bağlasana. Dur bağlıyoruz. Ya elbisemi modelini bozdunuz. Hazır mısınız? Söyle bakalım bizle okey oynarken hiç taş çaldın mı? Şimdi önce yavaş yavaş veriyorsun. Ver coşkuyu. Tabii onu yavaş verin. Ver oğlum. Biraz yavaş başla. Evet, İbrahim Bey, Kami Dayı ile açık poker oynarken biz de varken masada. Ben size ne yaptım itiraf edeyim mi? Kızlandır. Evet. Bir gün villada oynarken. Evet. Ben, sen, İrfan Atasoy, Nazmi Özer ve Osman Yağmur Dereli. Benim paramı alıyordunuz alçaklar. Ben şu anda rahmetli olan bir tane. Evet. Bir şey oldu. Evet. Papayı da ben vurdum. Ver gazı. Bir dakika, Aysu Bacıoğlu'yla buluştun mu? Bir dakika dur. Aysu Bacıoğlu'yla telefonun dışında görüştünüz mü? Doğru söyle. Şu anda kaç sevgilim var? Şu anda kaç sevgilim var? 14. Kaç? 14. Yetebiliyor musun 14 tane ne iş yapıyorlar? İsimlerini söyle. İlk 5 tanesini ezbere söyleyebilirsin. Yalnız ya birazcık daha hızlı verin ama bana bu kadar yavaş ver. Biraz hızlandır patronumuz diye siz de bana bak. Gelirim oraya. Daha çok yalan söylese fırlatacağız koltuğu. Evet. Ulan çevirsene oğlum. Evet. Adı ne evet. Adı? Urfalı Kürt Muharrem'i. Urfalı Kürt Muharrem'i size altı kuyumcu diye tanıştırdım. Hadi. Tamam mı? Çevir lan. Torpil yapma. Hızlandır. Sonra Bert'in içer miydi? Göbeğim eriyor. Valla şunu be şu bak. Ben bunlara... Söyle taş çaldın mı? Taş çalmadım, kağıt çaldım. Ben bunlara... O kuyumcu Muharrem'i getirdim dedim ki bu kuyumcudur. Halbuki tişörtü. Sonra... Rahmetli'yi getirdim. Tişört de dersini aldı. Üç gün kaybetti bu zıladan. Sonra dördüncü gün, beşinci gün alınca... Nazım Özer dedi ki... Lan terbiyesiz mi dedi, dişe mi getirdin lan? Yeter, hastalanacak. Şimdi son soruyu soruyoruz. İbrahim Bey. Yemin ederim. İbrahim Bey. İlk defa getir mikrofon. İlk defa itiraf ediyorum. Çünkü benim paramı çok aldılar. Üçü birleşmişti. İbrahim Bey. Buyurun. Tabii ki kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Doğaldır ki sizin hayatınızda... bir Osmanlı geleneği olan birden fazla eşle yaşamak gibi bir istek olabilir. Hayatınızda şu anda ne var? Kaç kişi var? Sevgili var mı? Nedir durumun? Ver gazı. Söylemez. Ver gazı. Lan gazı versene. Gaz gitti. Evet. Lan terbiyesiz. Sen benim arkadaşımsın. Ben az önce telefonda ne konuştuğunu söyleseydim kıyamet kopardı. Doğru diyorsun. Dur abi. Özür dilerim. Ben sana böyle bir şey sordum. Özür dilerim arkadaş, affedersin. Hakkını helal et canım kardeşim. Tebrik ediyoruz alkışlarınızla İbrahim Tatlıses'i. Ve şimdi sırada olanlar yavaşça yerlerine kaçıyorlar. Yok abi. Bitti, şarkı var abi şimdi, şarkı. Osman abi. Millet efendim? Şarkı bekler. Sakın bir tane şarkı ama. Söylüyorum Seren Hanım, kaçamazsınız. Hayır. Evet kaçamazsınız. Az sonra zaman... Serengil. Hayır. Yalan makinesinde. O sandalyeye oturacak. Hayır. Ben de burada oturuyorum. O zaman ben de... Kocanın sevip sevmediğini orada söyleyeceksin. Ben de hocam o zaman Osman abi aynı soruyu. Koskoca Laz Osman sana, yalan mı söyleyecek? Bir dakika. Biz sana sevgili sormuyoruz ki kocanı soracağız. Tamam ben... Yani titremeden sen Osman, de... Sen Osman Bey'e sevgili soracaksın. Ben titremeden... Gel şu anda adamın üç tane sevgilisi var, sana ne? Ne? Zaten demin dedi ki demin... Ben duyumumu ben hemen söylüyorum halka. Ben Esin Hanım'la, Esin Hanım'la az önce görüştüm. Kocama dedi helalı hoş olsun. Hatta üç tane ağız bile yemin billah ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun. Ece gel yanıma yavrum, kekeme oldum gel. Ece mi? Biraz hareketli bir şeyler olsa artık şey oldu, uykumuz ben şey oldu. Ben mi geleyim? Gel kızım gel otur, seninle dertleşelim biraz. Gel. O zaman yıllardır en az 10 sene, 10 sene olmadı lan, nereden 10 sene lan? İboşo'da en az bir 5 senedir Cane Cane'yi okumuyoruz. Herkes, şu anda evinde oturan herkes
eline mendilini alsın, el ele tutuşsunlar, kalksınlar, halay çeksinler abicim. Evet, 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 herkes, herkes, herkes. Cane, 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 verne meydane Dilemin pırgan şellava, bebe dilane, vere dilane Cane, 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 işte meydane İyi günün dostu, neredesin hani, neredesin ula İyi günün dostu, kötü günde hani Dar günde hani Cane, 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 işte meydane İyi günün dostu, neredesin hani Neredesin hani Cane, 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 işte meydane İyi günün dostu, neredesin hani Neredesin hani Size de kalmaz Dönerler dönse de Bir sultan dönmez Bir sultan dönmez Hak yoluna giden Yiğitler ölmez Yiğitler ölmez Canım dostum diyen Dostlarım hani Kötü günde hani Bak ya Cane 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 İşte meydane İyi günde dostum Neredesin hani Neredesin hani? Hey! Cane, 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 verme meydane Dilemin kırkan şella o bebe dilane Verme dilane Rah, 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 rah Ben bu Mehmet Ali'den şüpheliyim. Vallahi billahi Sivas'ın yollarında Bayrampaşa yani. Sizden evet. Sivas'ın yollarına türküsünü rica ediyoruz. Bayrampaşa özel tip cezaevi B4 koğuşu. Çiçek göndermişler. Ben az önce bir uzun havayı bütün cezaevlerine göndermiştim. Gelin bu çiçeği buradan alın. Alo. Buraya Seren oturacak az sonra. Evet Mehmet Ali çiçeği götür. Evet Mehmet Ali'den. Boynunda durmadı dolar Er başka
Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni vuran, ölüm geçmez zoruma. Efendim Seren'in çocukları şey oldu. Çocukları uyanmış. Vara var. Orada oturmayacağım diye bir şey yok abicim. Allah Allah. Herkes bırak da doğru dürüst uzun havamızı okuyalım. Herkes herkes oturacak. Herkes. Biz niye oturduk? Buradan Urfa Spor hayranlarına, Urfa Sporlulara sesleniyorum. Beni lütfen sizden rica ediyorum. Kongrenin dışında görün. Kongrenin dışında görün. Moment. Moment. Bir dakika abi. Urfa benimle değil, ben Urfa'yla gurur duyuyorum. Urfa'lı olduğum için gurur duyuyorum. O toprakta doğduğum için gurur duyuyorum. Beni kongrenin dışında görün. Kongreye koymayın çünkü kongre üyesi olduğum zaman bazı edimleri yerine getirmem lazım. Doğru mu söyledim lan? Yerine getirmem lazım ama şarkıcı olmamdan dolayı bir de bir ton iş alanımızın bizi sürüklediği yoldan dolayı oralara yetişemeyebilirim, mahcup olurum. Her an, her zaman istediğiniz yerde istediğiniz an olamam. Ama onun dışında Urfa Spor için, Urfalılar için, Urfa için ne gerekiyorsa maddi manevi bakın söylüyorum ne gerekiyorsa. Ha bu seçimle ilgili değil. Yani seçime gireceğim diye bu lafı söylemiyorum. Böyle bir zırtoluğum da yoktur benim. Hiç öyle, o tür şeyler için yak çekmem. Harbi oyunu verecek olan Urfalı oyunu verir aslan gibi. Öyle ben Urfa Spor'a falan böyle yallahçılık yapamam. Urfalılar anlıyor ne demek istediğimi. Ben yallahçılığı sevmem. Onun dışında hatta Seçimler bitsin ondan sonra ne emriniz varsa Urfa Spor için söyleyin yani. Seçimlerden önce söylemiyorum. Seçimlerden sonra. Bir, iki, ben seçimlerin 22 Temmuz'da yapılmasına karşıyım. Niye karşıyım? Siz mecbur değilsiniz. Tam Temmuz'un göbeğinde Ağustos geliyor ondan sonra seçim yapacak kadar cesaretli olmayın lütfen rica ediyorum. Çünkü herkesin bir tatil denen bir şeyi var. Yani tatilin ortasına getirip seçimi koyduğunuz zaman insanlar tatilde olacak. İstediğiniz netice, istenilen netice tam anlamıyla yerine gelmeyecek. Herkes tatilde. Ben şimdi tatil, ama ne yapayım diyen çok insan olacak. Lütfen rica ediyorum. Ama o insanlar da bir daha çıkıp yürüyüş yapmayacaklar. Beni dinler gidip, misin? Gidip beni oyunu, dinler misin? Gidip oyunu vermeyen insan Osman, bir daha da çıkıp yürüyüş Osman, yapmayacak. Osman beni dinler misin? Aynı orada yürür gider yazlığına gelip oy atmaz. Beni dinle ya. Ben şahsen gidip yazlıktaysa. Zaten benim bir ton işim var da ben aday olacağım o ayrı da. Ben insanlar için söylüyorum. Yazın ortasında seçim yapılmaz abicim. Ya Ekim'e alın ya Eylül'e alın. Lütfen. Çünkü insanlar da zor durumda. Herkes çünkü bir oy
Ne demek biliyor musun? Çok ağır. O yükü taşımak çok ağır. Lütfen o yükü insanlara yüklemeyin. Ağustos'un ve Temmuz'un ortasında. Osman Bey. İbrahim Bey bir şey daha söylemek istiyorum. Siz daha yaş olarak çok gençsiniz. Ya reklamlara girelim de Osman Allah aşkına. Bir dakika, bu seçimde emin misin aday olacağını? Yani günah değil mi arkadaş seni bu sesinden, bu işinden seni mahrum edecek halk? O si. Giriyorsun Osman, yani kesin. Kesin giriyorum ya, yok öyle şey ya. Ben de girim o söz zaman. Söz verdin insan. Sen niye girmiyorsun zaten Trabzon'dan? Bağımsız. Trabzon'dan bağımsız ya. Biz nerede? Gel namusuma gel Urfa'ya. Yok canım. Vallahi gel billahi gel. Urfalılar! Gel Urfa'ya. El ele yürüyelim. Biz bütün Urfa milletvekillerinin yanındayız. Ve reklamlardayız şu anda efendim, reklamlardayız. Bütün arkadaşlarıma, Mehmet Ali'ye, Osman Yağmur Dereli'ye, Ece Gürsel'e ve Seren Serengil'e hepsine teşekkür ediyorum. Bize gönül verdikleri için, bizimle birlikte oldukları için. Ve buradan az önce 22 Temmuz dedim ama biliyorsunuz 22 Temmuz pazara geliyor ve biz Bodrum'da İvo Show'u sunmakla meşgul olacağız o anda. O gece İvo Show var. Ama seçimlerden dolayı belki İvo Show iptal olur, belki olmaz bilmiyorum ama biz o gece oradayız. Bizimle birlikte biz programı yaparsak bana göre nereden baksan %10-15 bizi izlemiş olacak. Bana göre bu seçim takvimini değiştirilmesinde yarar görüyorum. İnsanları da yormayalım çünkü oyu kullanacak bizim insanlarımız. Onları yormayalım. Yani bir oy uğruna tatillerini zehir etmeyelim. İki ay sonra olsun. Seçim bizim seçimimiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Seçim de toprağımız için, vatanımız için, bayrağımız için, insanımız için. İki ay geç olsun, temiz olsun, bizim olsun. Ben sadece görüşümü söylüyorum. Ben zaten adaylığımı koyacağım. Yine söylüyorum, Urfa'ya gidip gitmemem çok önemli değil. Ben gitmeden de onlar beni seçecek, ona inanıyorum. Nasıl Allah bir biliyorum. Bak, Allah bir deyince ayağımı çek. Boy çek, boy. Allah bir diyorum, direkt ayak aşağı. Kesinlikle. Ben bir gün bir arkadaşım gazetine gelip beni izlemişti. Ben demiştim ki ben gazetenin üstüne bile basmam. Niye dedi? Çünkü o gazetenin bir yerinde ya Allah yazıyorsa. Başında söz vermiştik, altyazı geçmiştik, bir türkü söyleyeceğiz diye. Buradan herkese armağan olsun. Tabip sen elleme benim yarama, yarama. Beni bu dertlere salanı getir, ane kurban salanı. Thank you.
geçmem. Bir gün eksik olursa, olursa benden bu ömrümü çalan getir, geç ara bul getir, saçlarını yol getir. Olursa ay ay de geç ara bul getir, saçlarını yol getir. Saçlarını yol sevgiler. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Önünüzde eğiliyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Bizi her şeyimizde hoş gördüğünüz için teşekkürler.